Değerli izleyiciler, iyi geceler. Konunun önemini binaen ve konuyla doğrudan ilgili olan bir görüntülerimiz var birkaç dakikalık. Önce onları izleyelim, sonra konunun içerisine gireceğiz. Konuklarımı da o zaman tanıtacağım. Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Evet değerli izleyiciler, bugünkü konumuz İttihat ve Terakki gerçeği. Daha önceki değişik programlarda zaman zaman sözünü de ettiğimiz bir konu bu. Yeni Osmanlılarla bağlantısını da bir Yeni Osmanlılar ve Namık Kemal'in etrafında bir program yaptık. Tevfik Fikret'le ilgili bir izleyen şeylerimiz, izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Tevfik Fikret'le ilgili yaptığımız programda da zaman zaman bu konulardan söz ettik. Ama bugün konuyu biraz daha içerisine girmek istiyoruz. Nedeni de şu, artık son günlerde ve son yılda, özellikle son seçimlerden sonra devleti ve cumhuriyeti kendilerine göre yorumlayıp ele geçirenler adeta geçmişe doğru cumhuriyetle, cumhuriyetin değerleriyle ve cumhuriyetin geçmişiyle, cumhuriyeti var eden altyapı ve örgütlenmeyle de karşılarına tamamen almış durumdalar. Bu da onun altyapısı bir nevi İttihat Terakki'dir. İttihat Terakki üzerinden özellikle başbakanın şahsında önüne metinleri koyuyorlar. Tabii başbakan hayatında kitap falan okumadığı için en azından bunlar bilmiyor. Okuyanlar önüne koyuyor. O da ezberi çok iyi. Hani bir şarkı var ya, Tuti Güyem Mucizeyem diyor. Yani ben papağanım, ben bir şey bilmiyorum. Ben sadece söyleneni söylüyorum diyor. Onun gibi bir konumla karşı karşıyayız. Ama o şeyini, tetikçiliğini siyasi anlamda söylüyorum. Silahşörlüğünü iyi yapıyor, iyi saldırıyor. Bütün kamuoyunun kafasını karıştırıyor. O arada kuşa baktarak başka işler yapıyorlar, başka şeyler görüyorlar. Bu da bir siyasi yöntem oluyor. Şimdi biz bugün bu konuyu iki değerli konuğumla tartışacağız. Aslında bir de Feruz Ahmet
ile tartışacaktık. Beraber o da birlikte olacaktı. Feruz Ahmet biliyorsunuz İttihat Terakki üzerine en klasikleşmiş, artık klasikleşmiş kitabı yayımlayan bir değerli şeyimiz. Kitapların sanılacağız en azından. Ama kendisinin çok güzel yazmasına ve bu tarihi anlatmasına rağmen, Kemalizmi, İttihat Terakki'yi, Cumhuriyeti anlatmasına rağmen dil olarak bir tartışmaya katılma ve kendini anlatma konusunda zorluğu nedeniyle bizlerin kendisini hoş görmemizi istedi. Çok isterdim böyle bir şeye katılmayı ama yazdıklarım kadar rahat konuşup anlatamayacağım için beni hoş görmenizi diliyorum değerli izleyicilerden dedi. Biz onun kitaplarını tanıtacağız daha sonra. Ama bu arada iki değerli benim hem kadim dostlarım, yaş olarak farklı olsa da hepsini ben çok eski dostlar olarak kabul ediyorum. Hem de arkadaşlarım, onları size tanıtmak istiyorum. Önce çok eski arkadaşım Cüneyt Akalın. Kendisi sevmez ama doçent doktor olduğunu da söyleyelim. Yine de Marmara Üniversitesi'nde siyaset bilimiyle ilgili değil mi? Evet, yine siyaset bilimiyle ilgili. Barış Tosyar daha gencimiz. O da aynı şekilde kendisi doçent. O da Marmara Üniversitesi'nden. O da çok akademik kariyerini söylemeyi sevmiyor ama ben söylemiş olayım. Hak ettikleri şeylerdir. Fazla tevazuya da gerek yok diye düşünüyorum. Peki bugünlerde tekrar konu girerken de söyledim değerli arkadaşlar. Neden bu İttihat Terakki'ye saldırmanın dayanızlığı, hafifliğini ve alçaklığını getiriyorlar? Ama hep oraya da saldırırken yol üzerinde ne varsa üzerine saldırarak geçiyorlar. İşte Dersim'e girdiler, İsmet Paşa'ya girdiler, Cumhuriyet'e girdiler. Cumhuriyet'e girip Atatürk'e biraz daha zorlanıyorlar, bir şeyler söyle yutkun olarken hemen atlayıp arkada İttihat Terakki'ye geliyorlar. Neden? Barış senden başlayalım. Söz küçükten o başlasın bu sefer. Kısaca onu bir söz edelim. Teşekkür ederim Mehmet abi. Şimdi Cumhuriyet'in hedef tahtasını oturtunca kaçılmaz olarak Cumhuriyet'in neyi devraldığını, neyin ona tevarüz ettiğini de bir şekilde önlerine koymak ve onunla vuruşmak, onu ortadan kaldırmak, onu tasfiye etmek zorundalar. Şimdi bizim hocaların hocası dediğimiz, eminim sizin çok yakından tanıdığınız Tarık Zafer Tunay'a der ki, ikinci evet, meşrutiyet için, yani 1908 Jön Türk devrimi için der ki, Cumhuriyet için bir tarih laboratuvarıdır der. Yani bir siyaset laboratuvarıdır. Şimdi İttihat ve Terakki hadoları Cumhuriyet'in kuruluşunda ve kurtuluş aşamasında neler yapmışlardır? Mustafa Kemal evet Sivas Kongresi'nde bundan sonra particilik, fırkacılık, cemiyetçilik yoktur. Biz bundan vazgeçiyoruz diye o kongrenin bileşenlerine, delegelerine yemin ettirirken neyi kastetmiştir? İşte bunların aslında hepsi iddiatçılıktır. Evet Mustafa Kemal bir iddiatçıdır ama ders almış bir iddiatçıdır. İttihat ve Terakki'nin yanlışları yok mudur? Evet vardır. Ama biz bütün yanlışlarına rağmen İttihat ve Terakki'nin döneminin bir ilerici hareketi olduğunu, döneminin bir Jacobel hareketi olduğunu ve son toplamda bütün unsurlarının sapına kadar biraz argo deyim kullanmak durumundayız. Namuslu, vatanperver, dürüst, ahlaklı insanlar olduğunu kabul etmek bir. İkincisi de İttihat ve Terakki İmparatorluğun tasfiyesiyle beraber farklı bir adla, Teceddüt Fırkası adıyla devam ettikten sonra bile İttihat ve Terakki'nin Anadolu'da kalmış bütün kadrolarının istisnasız milli mücadeleye akın akın tabur tabur koştuklarını, yani onların hakkını teslim etmek zorundayız iki. Eğer o iddiatçılar, onların örgütlenme birikimi, onların örgütlenme deneyimi, onların o örgütlü kadroları olmasalardı, eğer o teşkilatı mahsusat kadroları olmasalardı, ne milli mücadele kadroları olurdu, ne karakol cemiyeti olurdu, ne müdafaa-i hukuk olurdu, ne de kuvayi milliye teşkilatları olurdu. Evet, Barış'cığım şimdi tam burada sözü o olmayınca iddiatçı bir program biraz zor olur. Erol Şadi Erdinç abimiz telefon hattında. Ben o rahatsız olduğu için bir iki programa katamıyoruz. Sadece evinden böyle konuşabiliyoruz. Söz yine İttihat Terakki konusunda en çok çalışan, uzman olan Tarık Zafer Hoca'nın da öğrencisi de olan aynı zamanda. Erol abiye sözü vermek istiyorum. Erol abi iyi geceler. Akşamlar, iyi akşamlar. Çok sevindim. Oradaki kardeşimi de büyük bir hayranlıkla dinledim. Sağ olun. Şimdi biliyorsunuz tabii İttihat ve Terakki özellikle iddiatçılık bir ruh. Çünkü büyük bir baskı rejimine karşı ilk patlama hareketi. Bu bir.
Evet. İkincisi, tarihi gelişimi içinde İttihat Terakki'ye baktığımız zaman evvela bir avuç topluluktan nasıl büyük bir siyasal oluşumun çıktığını görüyoruz. Şimdi geçen gün bana biri bir sual sordu. İttihat Terakki hangi sınıfa dayanır? Şimdi İttihat Terakki'nin dayandığı sınıf evvela aydın olmak, vatanperver olmak, dürüst olmak gibi bir takım özellikleri taşıyan bir sınıfa dayanır. Bu bir. İkincisi Abdülhamid'in baskıcı rejimine karşı bu bir avuç aydın büyük bir cesaretle işe girmişlerdir. Şimdi bakın, İttihat Terakki'nin yurt dışı çalışmalarında Abdülhamid'in çok önemli bir hafiyesi vardır. Celaleddin Paşa, Ahmet Celaleddin Paşa. Bu Ahmet Celaleddin Paşa bu yurt dışındaki Ahrar tayfesini, yani hürriyetçileri tek tek tasfiye etmek için büyük bir gayret göstermiştir. Hatta Murat Bey'i, Mehmet Murat Bey'i çok büyük bir alimdir ama ne çare ki fazla direnememiştir. İkna edip yurda dönmeye şey yapmıştır. Zorlamıştır. Şimdi tabi Mizancı Murat Bey'in yurda dönmesi, bir takım arkadaşlarıyla beraber yurda dönmesi, bir takımlarının yurt dışında görev alması. Abi Mizancı denmesi Mizan dergisiyle ilgili değil mi? Tabii Mizancı evet. Murat Bey'in sıfatı orada oradan gelir. Mizan diye bir gazetenin sahibidir. Evet, evet. Hani izleyicilerimiz de, genç izleyicilerimiz de bilsin diye söylüyorum. Evet, evet, evet. Evet. Yurda döndükten sonra İttihat Terakki'yi çözmüştür. İkinci bir kuruluş biliyorsunuz 1. Jön Türk Kongresi iledir. Şimdi bunu da şöyle bir ayrıma tabi tutmak da lazım. Tarık Bey'in, bu genç arkadaşım Tarık Zafer Bey'in adını zikretti. Tarık Zafer Bey bu harekete ikinci Jön Türk hareketi diyor. Birinci Jön Türk hareketinde yeni Osmanlıları ele alıyor. Evet. Şimdi ikinci Jön Türk hareketinde bir aşama birinci Jön Türk kongresidir. Yani 1902'de Paris'te yapılan. O herkesin birlikte olduğu bir Paris'teki kongre, evet, değil mi? Evet. Bütün muhalifler bir aradadır. Hatta daha önce akamete uğramış bir takım şey hareketler ve kongre hareketleri vardır. Bunlar başarılı olamamışlardır. Prens Sabahattin, kusura bakmayın, prens diyorum, alışıla geldiği için. Evet, öyle söyleniyor. Doğrusu Sultanzade'dir. Sultanzade Sabahattin ve Lütfullah Beylerin girişimiyle Paris'te muhalifleri bir araya getirip bir birlik sağlanmak için bir kongre düzenlenmiştir. Ancak bu kongre iki ayrı düşüncenin veya grubun doğmasına sebep olmuştur. Bir tanesi Sultanzade'nin başını çektiği hareketidir. İkincisi şeydir. Doğrudan doğruya şimdi daha şöyle şey yapalım. Sabahattin Bey'in girişimi ile toplanan Jön Türk Kongresi'nin amacı çeşitli ülkelerde dağınık bir halde bulunan Jön Türklerin birlik ve beraberliğini sağlamak ve ortak eylemi başarıya ulaştırmaktır. Evet, bir toparlanma işi yani. Evet. Ve yönlendirmektir. Kongre 4 Şubat 1902'de başlamış. 9 Şubat. Yani demek ki 5 gün falan sürüyor. 1902'de bitmiş. Arap, Rum, Ermeni, Arnavut gibi anasırı muhteliciyi teşkil eden toplulukların temsil olunduğu kongrede umulanın birlik ve beraberliğin sağlanmasıyla ortak bir eylemin başarı sağlanmasına yönlendirmek yerine Jön Türkler arasındaki ikiliği meydana çıkaracak iki tez ortaya konmuştur. Evet. Tezlerden birincisi baskı yönetimini, yani biz bu baskı yönetimine kısaca idari müspite diyoruz.
aleyhine yayın yoluyla bir devrimin gerçekleşemeyeceği, bu nedenle de askerin de bu devrim eylemine katılımını sağlamasıdır. Böylece kuvvetle karşı düşünce yerine kuvvete karşı kuvvet esas olmalıdır. İkinci teze göre büyük devletlerin müdahalesini sağlamak ve bu yolla memlekette ıslat uygulamasına girişilmesidir. Evet. Yani bir nevi şunu söylemeye çalışıyorlar. Yani birileri daha bağımsız olmak ve askerin içine girerek daha örgütlü hale gelmek derken ötekiler yine Batı'nın tazyiğiyle bir şey olsun diye uğraşıyorlar. Kendi gücüne dayanan bir şey değil. Evet. Batı'nın müdahalesini merkeziyetçiler kabul etmemişlerdir. Evet. Şimdi birinci tez meşruti yönetimin sağlanması amacına yöneliktir. Yani elde edilmesine çalışılan genel istek de budur. Bunda da bir sorun yoktur. Şöntürkler arasındaki esas anlaşmazlık çoğunluğun kabul ettiği ki bunlar arası anasını muhtelifedir. Yani Osmanlı'yı oluşturan çeşitli ırklar, diller, milletler yani. Evet. Şimdi ikinci tezin yorumu ya da zümni amacına göre şu anlaşılmaktadır. Osmanlılar ülkelerinin durumu ele alındığında idari müstebiteye karşı kanunla esasının sağladığı düzen içinde gerekli ıslahatları başarabilirler. Bunun gerçekleşmesi ise insanlığın yararına çalışan büyük devletlerin adil bir hakem olarak müdahaleleri, yeni düzenlemelerin ve ıslahatların gerçekleşmesine başlıca etken olacaktır. Yani bunların kanaatine göre durum budur. Bu nedenle anasır-ı muhtelifenin çıkarlarını ve ihtiraslarını gerçekleştirmek düşüncesine dayanan ve amaçlanan büyük devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine müdahalesini ehven-i şer'ye de en az zarar saymaktadır bu görüş. İkinci evet. tezin ana düşüncesi açıktır ki esaslı ve savunulan düşünceyi değil, daha büyük gayreler çıkaracak düşüncelerin ve eylemlere yardımcı olmaktır. Evet. Hadise budur. Evet. Şimdi çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Biraz rahatsınız. Estağfurullah abi, seni yoruyoruz ama istersen kısaca toparla, daha fazla yormayalım. Hayır, bilakis evet. yok. Benim için İttihat Terakki deyince heyecanlanıyorum da. Biliyorum. Zaten kaç İttihatçı kaldı şurada eski kuşaktan? Şimdi kongre tarafından kabul edilen kararları yürürlüğe sokabilmek için Paris, yani 1856 yılındaki Paris'tir bu, Paris Kongresi. Ve Paris Kongresi'nden 1878'deki Berlin Anlaşması'nın imzalamış devletlerin korumacılığını sağlamak üzere bir daimi komite oluşturulmuştur. Yani 93 Harbi bozgunundan sonraki anlaşmadan söz ediyoruz. Evet. Komitenin görevi Osmanlı İmparatorluğu'nun her vilayetinde gerekli ıslahatları yerine getirmesi konusunda bu anlaşmalara imza konmuş devletlerin denetimini ve etkinliğini gerçekleştirmektedir. Evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun bugünkü durumu hakkında bir fikir verebiliyor muyum bilmiyorum. Abi şimdi bu tamam, bu anlaşıldı. Ben şöyle bir soruyla sana onu yapıp seni daha fazla yormayalım. Buradan üçümüz de size tekrar daha sağlıklı günler de diliyoruz. İnşallah stüdyoda da daha uzun programlar yapacak hale geliriz. Sağ olun inşallah. Yani şunu diyebilir miyiz? 1902 Paris'teki kongre güya toparlanma ve daha şey yapma kongresi derken yerine tartışması bugüne kadar olmuştu. Süren bir temel iki konu ve konum ortaya çıkarmış durumdadır. Evet. Hatta kavgalar bugün itilafçılar ve itaatçılar kavgasının şeyi de nüvesi de orada oluşmuştur diyebilir miyiz? Şimdi Sultanzade'nin başkanlığındaki grup doğrudan doğruya merkeziyetçilerden ayrılmış. Yani Adeni merkeziyetçiler. Evet, evet. Merkeziyetçilerden ayrılmış. Merkeziyetçiler kendi aralarında yeniden derlenip toplanmışlardır. Bu İttihat Terakki'nin ikinci kuruluşudur. Hatta bundan sonra da adı
terakki ve ittihat olacaktır. Ona çok dikkat etmek lazım. Evet abi. Hep birbirine karıştırılır. Tamam abi. Tam burada eğer söyleyecek bir iki cümle daha yoksa burada keselim diyorum. Daha uzun ileride bir şey de yapalım. Tamam. Biz sizleri yormayalım daha fazla. Tamam. Ben Cüneyt Bey'e de saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Sevgiler. Tamam. Genç arkadaşıma da Barış Doster. Sağ olun. Barış Doster. Çok Barış Doster'e de saygılar sunuyorum. Saygı bizden efendim. Çok sevindim. Dinlerken adeta böyle şey yaptım. İftihar ettim. Sağ olun efendim. Çünkü, bunu sizden duymak güç katıyor bize. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler abi. İyi geceler diliyorum ben de. Diliyorum. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet. En kadim ihtiyatçıydı, evet. Ve itaat konusunda şey yapıyor. En son yakında bir geçen ay çıkan Atlas Tarih'te de Enver Paşa'nın silah şörleri, fedailer diye de yine İttihat Terakki ile ilgili bir uzun röportaja verdiği cevaplar vardı Erol Şadi abinin. Şimdi biz oradan şuradan devam edelim. Yani bugünkü tartışma ne bitmez tartışmaymış, ne bitmez kavgaymış. Ta 1902'lerde Paris'teki yapılan işte bugünkü liberallerle yine yurtseverler, devrimciler, vatanseverlerin, cumhuriyetçilerin, kemalistlerin, sosyalistlerin bir tarafta, bu liberallerin ve diğer anaasırın diyelim biz de eskilerin, unsurların bir tarafta olduğu, müştemilatın da bir tarafta olduğu bir konumu yaşayarak bugüne geldik. Şimdi biz oradan bugün niye bu kadar bu başbakan bağırıp çağırıyor, niye önüne gelip saldırıyorum? Kaldığımız yerden devam etmek için şeyin Erol abinin açıklamalarını senin söyleyeceğin birkaç şey daha var mı? Tabii şimdi sonra Cüneyt'e de söz vereceğim. 1902 Paris Kongresi'nde zaten Erol Şadi abi gayet doğru şekilde yaklaşıyor. Yani o bağlamda bir tarafta daha devletçi, daha merkeziyetçi, daha millici ve daha tam bağımsızlıkçı, devrimci bir Ahmet Rıza çizgisi var ki o günümüze kadar devam eden bir tabii damardır. Işte, bir tarafta zaten da evet. Değil mi? Teşebbüsü şahsi Adem-i Merkeziye fikrini savunan yabancı ne devletlerin... Ne kadar ilginç hala bugün de evet, Adem-i Merkeziye tartışması yabancı var. Yabancı devletlerin müdahalesine hiçbir itirazı olmayan, yani o anasırı sadece etnik anlamda değil, dinsel anlamda mezhep, tarikat, cemaat, feodal bağlarla gayet arası hoş olan bir Prens Sabahattin çizgisi var. Yani İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf damarı aslında halen bizim güncel siyasal bölünmemizde de ayrışmamızda da çok temel bir damarı temsil ediyor. Barış, tam burada ne geliyor aklıma biliyor musun? Bu Yeni Osmanlı Hareketi'nin Namık Kemal programı yapmıştık. Oradaki bir şeyde şunu görüyorum. Onun için söylemek istiyorum. Yani Namık Kemal'i biliyorlar. Namık Kemal'in bir uzantısı gibi bazı toplanıyorlar. Onun ünlü şey var ya, bir beyti. Sana senden gelir bir işte dağıt lazımsa, ümidin kes zaferden, gayrıdan imzaat lazımsa diyor. İşte ittihatçılar bunu anlıyorlar. Ötekiler anlamak tabii istemiyorlar. Şimdi, yani kendi kendine yardım etmek yerine başkalarından yardım evet, bekliyorlar. Yani, bugün de aynen devam ediyor. İttihatçılar o mantık anlamda iç dinamikleri daha fazla öncelerken Hürriyet, İtilaf, efendim Ahrar geleneği daha fazla dış dinamikleri önceliyor. Evet. İttihatçılar Tanzimatçılardan, Yeni Osmanlılardan, Jön Türklerden gelen birikimin, altyapının daha bir milli olmasını savunuyorlar ve onun gerektiği yerde öz eleştirisini de vermiş kadrolar. Hürriyet ve İtilaf kadrolarına baktığımızda dış dinamiklere, yabancı müdahaleye o kadar ışıklar ki düşünebiliyor musunuz? Ülkenin kapitülasyonlar altında inim inim inlediği bir ortamda bile gümrük birliğini ve saf katıksız bir liberalizmi savunabiliyor. Yani kapitülasyonların olduğu bir ülkede liberalizmin yeşeremeyeceğini, güçlü olamayacağını, bunun tamamen bir açık pazardan da öte bir sömürgeye dönüşeceğini Prens Sabahattin tahmin edemiyor yani. Şimdi dikkat ederseniz halen Türkiye günümüzde güncel anlamda, hani artık bir kısmında onların yandaş medyadan da tasfiye oldular, Mehmet Altanlar evet, falan evet, falan ama benzer tartışmaları yapan bir ülke ne yazık ki. Demek ki biz o günden bu yana ders almamışız. Yani bir tuhaf bir şey bu. Cüneyt, ne diyorsun sen, ne diyorsun bu şeyler üzerine? Ben bir şey diyeceğim de görüntüler çok güzel biz. Yani acaba o görüntüler şey oluyor mu? Yeteri kadar izleyicilere ulaşıyor mu onu bilemiyorum. Şey diyeyim. Tabii o görüntüler onlar bir izliyorlar. İzliyorlar tabii, değil mi? Bütün sürekli akış halinde evet, geçiyor. Akşamdaki zaten girişte de İttihat Terakki Mart'ını ve şeyi koyduk. Giriş çok güzeldi. Maç da evet, çok güzeldi.
görüntüler de üstelik o Selanik görüntüleri falan. Şimdi ben nereden başlayayım? Bir kere hakikaten teşekkür ederek başlayayım. Gerçekten herkes hani şey diyor ya Marx manifestonun başında komünizmin bir komünizm Avrupa'da 19, bir hayalet dolaşıyor. 19. yüzyılın ortalarında Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor. Bu komünizmin hayaletidir. Herkes çünkü komünistlere, komünizme atıp tutuyor falan. Her taşın altında bir komünizm aranıyor. Şimdi aynı şeye geldik. Türkiye'nin üzerinde bir İttihat ve Terakki hayaleti dolaşıyor. Yani başbakan çıkıyor işte. İki günde bir neredeyse yani kendi güçlü hissettiğinde çıkıyor ekran önünde iddiatçılar falan. Ondan sonra bütün şey yani tarihin bütün temel bütün bugüne gelen o birikimin tarihi temellerine saldırıp duruyor. Sonra işte tabii savcıların iddianamelerini de biliyoruz. Ergenekon süreci. Bugün gerçi Aydınlık'ta bir başka haber vardı. Başbuğun şeysini, suçunu ta şeye kadar Sun Tzu vardır ya bir tane Çin ministre savaş sanatı. Ben de yayınladım onu ben de savaş olarak. Evet. Başbuğun şeylerini Ergenekonculuğunun temellerini oralarda arıyorlarmış ama diğer şeye ya, dostlarımıza gelince savaş sanatını bilmeyen ya da onu anlamayacak asker olamaz ki zaten olamaz. Yani. Hayır, böyle bir şey nasıl düşünebilir yani? Kurmaylığın temelidir o zaten. O olmuyorsa sorgulayacaksın değil mi? O da ucumsun tuzuyu bilmeden kurmay olur mu? Efendim ben... Bunlar onu bir belki tuz markası falan zannediyor olabilirler değil mi? Evet. Hayır ben daha genel bir şey söyleyeyim. Askeri bırakın sivil de olmaz. Yani savaşı bilmeyen sivil olur mu? Üstad bu Çinler bilmem o şeyleri yapanlar, Çin Seddi'ni yapanlar bilmem işte yıllar yılı oralara buralara şey yapanlar. O teknolojileri savaş sanatını geliştiren insanlar bütün bunlar. Neyse şimdi gelelim gene İttihat ve Terakki. Hakikaten Recep Tayyip Erdoğan ve belli çevreler İttihat ve Terakki adını verdiğimiz o büyük olayda biz bambaşka bir şey anlıyoruz. Bunlar da darbeciliktir diyorlar hala. Bütün büyük bir öfkeyle komploculuktur diyorlar. Ve bütün bir cumhuriyetin temellerini bugüne geldiğim, bizi buraya kadar getiren o büyük birikim işte darbecilikle, komploculukla. Yani şimdi hakikaten baktığımızda biraz eğri oturup doğru konuşalım derler ya, öyle güzel bir söz vardır. Ya Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesi ve Cumhuriyet'in kuruluşu hakikaten sadece Türkiye açısından değil, hem bölgemiz açısından hem de insanlık tarihi açısından çok büyük bir olay. Yani çünkü Osmanlı İmparatorluğu büyük bir olay. Onun tasfiyesi gelmiş 19. yüzyılın ortalarında artık işte hasta adam onun o cenazeyi kaldırmaya hazırlanıyorlar. Onun fırsatını kolluyorlar. Kendileri birbirlerini kolluyorlar filan. İşte İngilizler, Fransızlar, Rusları, Almanları falan derken. Öte yandan üç kıtaya yayılmış bir dev imparatorluk. Bunun dev imparatorluk olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Orta Doğu'daki bütün bu kargaşa sırasında. Buralarda bir takım insanlar çıkıyorlar 19. yüzyılın sonlarında. Şey de çok ilginç. İttihat ve Terakki yani tarih sahnesine çıkısı 1889. Bu sizin işte görüntülerin burada çok güzel görüntüler geçiyor. Tam işte Selanik'te kurulan taklar üzerinde işte Fransızca hatta yazılmış. Vive la liberté, vive la solidarité falan diye. Yani yaşasın hürriyet. İşte bunlar Vive la Patrie. Evet. Yaşasın vatan diye aykırıyor. Vive la nation. Eşitlik, kardeşlik. Burada, bir şey. Değil mi? Burada da mesela bizimkilerin sloganları hürriyet, adalet ve musavat. Evet. Tabii, aynısı. Aynısı. Aynısı yani. Aynısı. Tabii. Aynısı. Hayır, ben o noktaya dikkat çekmek istiyorum. Kuruluş tarihi, o sahneye çıkış tarih olarak nokta 1889 yani. Bilerek, isteyerek 100. yılına denk getirilmiş. Bilerek ve isteyerek 100. yılda da yani Fransız ihtilalinin zaten tam bir şeyse, tam bir devamı, aynı şeylerle, aynı fikri temellerle, aynı güdülerle, daha farklı bir ortamda tabii, daha farklı sosyal bir ortamda. Biz şeyde de Namık Kemal programımızda anlatırken de söylemiştik, unutmayın bu Jön Türklerin içerisinden yani
bu evet. İttihatçıların ağabeylerinden diyelim, içerisinden Paris Komünü'ne katılan evet. kişi var yani. Evet, Mehmet Reşitler, Nuri Beyler evet. falan var yani, şakası evet, yok. Ben hatta de... oradan Namık Kemal gazetesine evet. oradan gelen haberleri yazıyor. Evet, onları evet. savunuyorlar evet, yani. Evet. Ben de onu doğrusu Hıfz Topuz Bey'den okumuştum. Evet. O da yazmıştı. Senin sözünü ettiğin şey yani iyi oldu, vesile oldu. Yani bir yandan Fransa'da sürgündeler, bir yandan Türkiye üzerine kafa yoruyorlar, bir yandan da Paris Komünü gibi hakikaten tarihin hakikaten kırılma noktalarından birine koşa koşa gidiyorlar. Onu anlamaya çalışıyorlar. Onu kavramaya çalışıyorlar. Oradan öğrendiklerini buraya taşıyorlar falan. Şimdi, yani orada yoksulların ayaklanmasının evet, ne demek evet, olduğunu görüyorlar. Evet, yani, evet, yani, yoksulların ayaklanması. Evet, ve işte kendilerince onu anlamlandırmaya çalışıyorlar yani. Esas önemli olan bizim açımızdan da o belki. Şimdi madem şeyi konuşuyoruz, ortak dostlar falan, bir de ortak büyüğümüz. Ben ilk defa olarak 1902 Paris Kongresi'ni rahmetli Mehmet Ali Aybar'dan dinledim. Evet. Şimdi ilginç bir şey, Mehmet Ali Aybar aslında çok İttihatçıları çok seven bir insan değildi. Yani o yönde ama... Kendi de bir paşa torunudur. Olmasına. Babası da babası da hatta şey değil mi? Hareket ordusuyla gelenlerden... Evet, evet. Zeynep'ten kalkıp gelenlerden... Evet, evet. Yani, ama o bey takımı, paşa takımı diye evet, evet, öyle eleştiren evet, şeyleri vardı. Ama şeyi bütün o tip kongrelerinde uzun uzadıya Paris Kongresi'ni anlatırdı. Yani İşte bilmem Ahmet Rıza Bey'in İttihatçıları toparlamaya çalışan o fikirleri, bir yandan da Prens Sabahattin'in o adem merkeziyecek. Şimdi adem merkeziyecek belki genç kuşaklar falan ne kadar anlıyorlar, bize çok doğal geliyor da, adem merkeziyecek bir merkezi otoriteden kaçış diye Türkçe'de. Şimdi yerel şey yönetimler konusunda tartışılıyor. Yerel yönetimler. Konu. Aynen. Anayasada aynen. Şimdi aynen. ortaya çıkan anayasada en çok konuşulan o. Avrupa Birliği süreci içinde bize dayatılan işte bölgesel ajanslar. Türkiye'yi bilmem tabii. bize 7 coğrafi bölge olarak 25 ajans var şu anda bölge kalkınma ajansı. Onları bırakıyoruz. Ondan sonra bölge 25 tane ajans. Bilmem, hatta şeye gittim. Orada böyle çılgın yani inanılır gibi değil. Edirne'de Tekirdağ'da şeyler kurulmuş. Bunların bölgesel ajansların binaları var, yerleri var, yurtları var falan. Öyle mi? Ha, ben gördüm. Başka yerlerde de ya da yani tam adını yanlış söylüyor olmayayım ama o tür şeyler, o tür yapılanmalar başka yerlerde de vardır. Belki de ben gözlerimle görmedim ama Tekirdağ'da önden geçtim caddenin, ana caddenin üzerinde falan. Bir yerden başlamışsa zaten o kokusu almış. Aynen, aynen, aynen. Dolayısıyla yani orada hakikaten Barış çok güzel anlattı. Yani dağılan bir imparatorluk, bu dağılan imparatorluk içinde daha da dağıtıcı bilmem yerellikler, bilmem işte etnik ve dinsel ayrışmalar esastır. Çıkış yolu olarak onu mu esas alacağız? Yoksa hakikaten bir bütün bu unsurları, işte geride kalan neyse, onlar zaten çok tartışıyorlar biliyorsun işte. Ondan sonra çeşitli unsurlardan bir Osmanlı Devleti yaratarak yeni baştan bir ayağa mı kalkacağız? Yoksa İşte o gayrimüslim unsurları da kaybettikten sonra da Türklerin, yani Müslümanların baş başa kalmaları ve ondan sonra da Talat Paşa'nın çabalarıyla işte bir Türk ve Arap İmparatorluğu yaratmaya çalışmak ama onun da sonuç vermemesi üzerine Birinci Dünya Savaşı sonrası ve Mustafa Kemal'in önderliğindeki bir ayaklanma ve milli ayaklanma. Şimdi oraya tam buraya gelmeden bir Barış'a evet. dönüp bir şey daha evet. sormak istiyorum. Şimdi Barış, bu işte bu Paris Kongresi'nde ortaya çıkan bu tablo sonrasında bakıyorlar ki ötekilerin niyeti başka. İşte bu merkezi güç biriktirme ve merkezden yana olan İttihatçılar, işte Ahmet Rıza'nın başında olunduğu ve diğerleriyle beraber yeni bir örgütlemeye giriyorlar. Bu örgütlemenin iki boyutu var. Başlangıçta bu bir aydın hareketi. Yani yeni Osmanlılardan itibaren gelen, okumuşlar, yazmışlar da daha çok onun hareketi. Ama sadece onlarla olmayacağını görüp askerler de işin içine girmeye başlıyor. Daha doğrusu işte bu 1880'li yıllarda doğan Mustafa Kemal kuşağı diyelim. İşte Enverler, Talatlar, 3 aşağı 5 yukarı 2 ya da 3 yaş birbirlerinden farklılar. Yani ben hep bunu şöyle diyorum, bir iki programda daha söyledim. 93 Harbi bozgununun, yani 1877-78 ta Rusların Yeşilköy'e, Ayastofanız'a kadar gelen bozgununda doğanlar, onun efsanesiyle büyüyenler,
ve 1900'lere geldikleri zaman harp okuluna girip işte asker subay olanlar, teğmenler, yüzbaşılar haline gelenlerin, o bozgunun efsanesi büyüyenlerin bir de önüne doğru vatanda giderek bir dağılma, Osmanlı'nın dağılmasıyla beraber bir vatan kaygısına düşmeler olayı ortaya çıkıyor. Örgütlenme biçimi de galiba bunun üzerine bina ediliyor değil mi o zaman? Aynen öyle. Şunu biraz daha açar mısın? Yani o konuyu bir şeye 1908'de meşrutiyete doğru gitmeden önce neler oldu? Nerelerde daha çok, Balkanlar'da, Rumeli'de, Makedonya'da sorun diye bakılıyor daha çok. Oralarda neler oldu o sırada? Bir kere hiçbir toplumsal olayı Mehmet abi, hiçbir siyasal gelişmeyi sadece kendi yaşadığı coğrafyadaki dinamikle ele alamayız. Muhakkak etkilediği ve etkilendiği, muhakkak ilham aldığı ve ilham verdiği farklı dinamikler, farklı coğrafyalar da vardır. Evet. Şimdi o coğrafya, yani Osmanlı'nın dağılmakta olan coğrafyası bir şekilde emperyalizmin topuyla, tüfeğiyle, etki ajanlarıyla, misyoner teşkilatlarıyla daldığı ve tasfiye ettiği, artık yani yaşam destek ünitesine bağladığı, onun kendi deyimiyle doğunun hasta adamından, değil mi, fişi çekme kararı aldığı coğrafya bir mazlumlar coğrafyası, değil mi? Hani evet. Bizim önemli bir toplum bilimcimiz Cavit Orhan Tütengil der ya, üçüncü dünya der, üçüncü dünyanın göbek adıdır mazlum milletler. Şimdi mazlumlar coğrafyasının başka taraflarında da aslında önemli dinamikler var ve iddiatçılar o Jön Türk geleneğinden dolayı önemli münevver, önemli mütefekkir, önemli aydınlar olduğu için oralarla da temas halindeler. Ben mesela iki farklı sempozuma, biri Cüneyt abinin de mezun olduğu Mektebi Mülkiye'nin Ankara Siyasal Bilim'in bir sempozumuna, bir de burada İrtikan'ın sempozumuna o konularla ilgili makale yazmıştım. Yani iddiatçıların Orta Asya'da dehşetli arayışları ve kadroları var. Ya onlardan da söz Orta Asya münevverlerini, yani, Orta Asya mütefekkirlerini etkiliyorlar. Keza yine aynı iddiatçı kadroların önemli ölçüde teşkilat-ı mahsusu üzerinden Arap coğrafyası araçları varken Arapların da kopmasını engellemek adına. Ve biliyoruz ki hani başlangıçta bu Osmanlıcılık, gayrimüslim unsurlar dağıldıktan, koptuktan sonra bir İslamcılık vardı ve iddiatçılar biraz da koşulların dayatmasıyla elde kalan en türdeş unsur Türklük unsuru olduğu için en son toplamda Türkçülükte karar kılmışlardı, ama bütün bu dönemin nesnel koşullarından ayrılabilir bir durum değildi. Şimdi neden Makedonya'da, yani bizim Kosova dediğimiz en önde, tabii yani batıya açılan penceresi olan Selanik dediğimiz, Manastır dediğimiz yerde kuvvetliler? Bir, oralar sadece coğrafi olarak değil, siyasal anlamda da, kültürel anlamda da, toplumsal anlamda da, entelektüel anlamda da batıyla en hemhal olan coğrafyalar. Sadece bir coğrafi yakınlık değil, entelektüel bir kültürel yakınlık da var. Dahası imparatorluğun tam merkezi değil, biraz daha kenarı kaldığı için örgütlenmek daha kolay. Yani Abdülhamid'in istibdadı oralarda daha az etkili olabiliyor. Bir üçüncüsü, bu adını andığımız şehirlerden en başta Selanik, İyi kötü işçi sınıfının, iyi kötü sermayenin, iyi kötü burjuvazinin olduğu bir mekan. Oralarda sınıf bilinci daha ileri boyutlarda. Kültürel anlamda, toplumsal anlamda, iktisadi anlamda örgütlenme bilinci daha ileri boyutlarda. Paranın dolaştığı yerler aynı. Aynen. Paranın bir dördüncü unsur, buralardaki milliyetçilik, dikkat ederseniz bir Orta Asya'dan kopup gelen milliyetçilikte olduğundan daha farklı. Orada daha bir İslami boyutu önde olan ve Slav Ortodoksluğa tepkisel olarak ortaya çıkmış bir milliyetçilik ekseni söz konusu iken, Selanik eksenli milliyetçilik daha laik, daha çağdaş, daha yurttaş temelli bir milliyetçilik anlayışı. Yani tepkisellik çok daha az Selanik milliyetçiliğinde Orta Asya milliyetçiliğine nazaran. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğumuzda neden İttihat ve Terakki'nin kadrolarının ağırlıklı olarak Osmanlı'nın Balkan coğrafyasında, Makedonya'da öne çıktığını anlıyoruz bir. Neden bu kadroların asker sivil bürokrasi ekseninde doğduğunu, cevvalleştiğini, gürbüzleştiğini anlıyoruz ki? Çünkü bunlar hem konumları gereği, hem aldıkları eğitim gereği, hem de yaşları gereği imparatorluğun ayaklarının, avuçlarının altından, içinden kaydığını, aktığını, gittiğini öncelikle hisseden, öncelikle gören, saplayan, işleri olduğu için bunu kavrayan, hani fedakar fedailer kuşağı. Evet. Bir üçüncü unsur, bunların hani iddiatçılara atılan önemli çamurlardan biri. Efendim bunlar masondu falandı filandı derler. Hayır. Bunların mason localarını kullanmaları bile tamamen bir teknik ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Çünkü Abdülhamid'in jurnalcileri,
muhbirleri, istihbarat elemanları kolay kolay Mason lojalarına sızamıyorlar. Çünkü onun belli ritüelleri var. Belli yeminlerle giriliyor. Değil mi? O oturumlara dışarıdan adam kolay kolay almıyor ve iddiaçılar da evet aralarında bir kısım masondur gerçekten. Hatta üst düzey masonlar vardır ama tamamı bunların masonluğu demek koca bir yalandır, koca bir palavradır, iftiradır. Niye? Çünkü bunlar mason localarından faydalanmak, onunla daha korunaklı, daha gizemli ortamda daha rahat örgütlendiği için Abdülhamid'in jurnalcileri, muhbirleri oralara kolay kolay hızlamadığı için buralardan mekansal anlamda faydalanır. Yalnız sadece sızlamamayla ilgili onların masonik örgütlenmenin çok güçlü olmasından da öteye sızmak gibi bir şeyleri de yok. Ondan cesareti de yok. Elbette. Abdülhamid'in yani o bir nevi ayrıcalığı olan bir şey. Kesinlikle. Yani ileride göreceğiz. Kaldı ki İstanbul'un göbeğinde en şaşalı, en debdebeli mason etkinlikleri olduğunda, mason kongreleri olduğunda, mason baloları olduğunda bizzat Abdülhamid'in yaveri gidip onlara büyük büyük bağışlarda bulunuyor. Ve bunu tabii padişah adına yaptığını söylüyor. Bir dördüncüsü az evvel hani iddiatçı kadroların dünyayı yakından ilgilediklerini, önemli yayın faaliyetleri olduğunda dikkat çekmiş. Meşveret gibi, Şurayı Ümmet gibi vesaire değil mi? İşte Paris'te, Cenevre'de yayınlar çıkarıyorlar. Dünyayı o kadar izliyorlar ki dünyada, üçüncü dünyada mazlumlar coğrafyasında, ezilen toplumlarda da önemli hareketler olduğunu biliyor onlar. Örneğin 1905 bir Rus devrimi söz konusu. 1906 bir İran devrimi söz konusu. 1910 bir Meksika devrimi söz konusu. 1911 bir Çin devrimi söz konusu. Yani iddiaçılar oralardan da haberdarlar. Şimdi tabii. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda İttihat ve Terakki'nin en azından ihtilalci düzlemde, en azından ilerici düzlemde, en azından reformcu düzlemde bütün sağlıklı, sağlam, dinamik unsurları bir araya getirdiğini görüyoruz. Ve bu gerçekten günümüz için de öğretici bir modeldir. Yani şimdi asker ve sivil bürokrat olarak bu işin yetersiz olduğunu, bunun bir öncülük anlamında gerek şart olmakla beraber yeter şart olmadığını çok iyi biliyorlar. Evet, 1789'un bilerek ve isteyerek Cüneyt abinin dediği gibi tam 100. yılında 1889'da 5 tane askeri tıbbiye talebesi bu işe öncülük ediyorlar ama bu işin sadece tıbbiyeden sonra bizim aydınlanmamızın sacaya o 3 okul tıbbiye, mülkiye ve harbiyede kalırsa toplumun damarlarına sirayet edemeyeceğini, o kılcal damarlarla taze kanla buluşamayacağını gördükleri için bunlar örneğin askerler arasında daha sıkı örgütlenmenin yollarını arıyorlar. Örneğin kadın, örneğin gençlik, örneğin işçi hareketleri arasında sağlam ayaklar, temeller edinmenin yollarını arıyorlar. Sonraki yıllarda yani ortaya... en sonunda evet, bunun devrimin namlunun ucunda olduğunu fark ediyorlar yani. Sonraki yıllarda ortaya çıkacak olan bir Türk Ocakları, İttihat ve Terakki'nin en önemli, en cevval, en örgütlü ayaklarından biri sadece İstanbul. Kültürel altyapı. Elbette. Kültürel olarak, siyasal olarak, toplumsal olarak önemli. Sadece İstanbul'da 3000'e yakın üyesi var bunun. Taşra teşkilatları hariç. İstanbul'da hemen hemen günümüzdeki bölümlemeye göre, idari ayrıma göre söylersek hemen hemen her ilçede Türk Ocakları'nın şubesi var. Ve dehşetli bir yayın faaliyeti var yani. Barış sözünü unutma. Biz 3 hafta önce galiba şöyle bir program da yaptık burada. Osmanlı'da Türkçülük, halkçılık ve sosyalizm diye bir program da yaptık. Orada da benzeri şeylerden tabii de söz ettik. Evet. Bizim de iyi dostumuz, genç bir meslektaşımızdır. Arda Odabaşı'nın bu konularda evet, çalışmaları var. Tabii. Yani o dönemde Türkçülüğün, halkçılığın, milliyetçiliğin anti-emperyalist olduğunu, devletçi, kamucu politikalara savunduğunu ve o bağlamda Cumhuriyet'e çok ciddi şekilde rengini, tonunu, önceliklerini aktardığını görüyoruz. Mesela Cumhuriyet'in kendi iktisadi programında yer alan devletçilik ve halkçılık iddiaçılar tarafından zaten konuşulmuştur. Cumhuriyet'in iktisadi anlamda çok önem verdiği ama Mustafa Kemal'in maalesef güç dengesi el vermediği için hayata geçiremediği değil mi? Toprak reformu evet, iddiaçılar zamanında evet, konuşulmuştur. Cumhuriyet'in çok önemli bir hedefi olan kooperatifçilik iddiaçılar zamanında konuşulmuştur. Cumhuriyet'in Lozan'daki en kıskanç, en duyarlı, en ödünsüz kavga konusu olan kapitülasyonların tasfiye edilmesi değil mi? İddiaçılar tarafından hayata geçirilmiştir. Kaldırma kararı bile aldılar. Evet, değil mi? Savaşın başlangıcında evet, 1914 evet, yılında değil mi? İlk kararlardan bir tanesi kapitülasyonların kaldırılmasıdır ki İngiltere, Fransa hani düşman kampta oldukları için gayet doğaldır buna itiraz etmeleri ama ne acıdır ki bizim cephelerde Mehmetçiğimizin kanını akıttığımız Almanya bile
değil mi? Ordularımızın başkomutanlığını verdiğimiz Almanya bile kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkmıştır. Yani bütün bunlar sonuçta emperyalist batının evet, bir parçası. Bütün bunlar iddiatçıların hani el yordamıyla da olsa, okuyarak da olsa, tartışarak da olsa 1902'deki Jöntür Kongresi'nde olduğu gibi bölünerek, hırlaşarak da olsa bir bağımsızlık fikrine, bir kamuculuk, halkçılık ve aydınlanmacılık fikrine ve bir anti-emperyalist fikrine çok berrak şekilde sahip olduklarını ortaya koyuyor. Evet. Bu Makedonya dedik de, bu Rumeli dedik de, Cüneyt, senin o konuyla ilgili bir takım sayıların da var. Yani oralardaki bu fikri temeli ve diğer sayılarda biraz da sen söz etsene. Güzel güzel programlar yapıyorsun. Namık Kemal'leri, Tevfik Fikret'leri yapmışsın. İttihatçılara geldik şimdi. Evet. İttihatçılar. Biz zaten biraz tematik biraz şeyden daha başladım ben. Osmanlı'da fetret dönemi ve Şeyh Bedrettin ayaklamasıyla başladık Ekim ayında. Şimdi yani aslında hem senden dileğim hem de bütün izleyicilere bir şey yapmak istiyorum. Hakikaten bütün bu tartışmalar bu yıl bir de Balkan Savaşları'nın 100. yılı. Evet. Ve geçen gün işte isim de vereyim. Taha Akyol yazıyor işte. Aslında diyor bu cumhuriyeti Rumeliler kurdu diyor. Çünkü işte Balkan göçlerinden çok acı çekmişlerdi. Buraya geldiler. Ama onlar da hınçlarını başkalarından çıkardılar falan gibi. Böyle abuk subuk yani. Biraz Çerkezlerin de hakkını verelim. Onlar da 93 harbi sonrası bozgundan, sürgünden gelenler de var, evet, işin içerisinde. Büyük Çerkez sürgünü. Yani sonuçta var. Şöyle bir şey değil mi? Yani Cüneyt şunu evet. Yani bir vatan kaygısı, oralardan sürülüp de geldikleri için bir vatanı kaybetmenin, tabii, bir toprağını, tabii, ana vatanını kaybetmenin, tabii, yaşadığı bir kaybetmenin ne demek, tabii, olduğunu, tabii, acısını en çok içinde duyanlar. Justin McCarthy'nin önemli bir tarihçidir. Hatta bu, evet, sözde soykırım iddiaları konusunda da gerçekleri saptamış önemli batılı aydınlardandır. Ölüm ve Sürgün adlı eserinde 5,5 milyonluk bir Türk kitlesinin, bir Türk ve Müslüman unsurun, evet, Balkanlar ağırlıklı olmak üzere, kısmen Kafkas illerinden, kısmen Arap illerinden ama ağırlıklı olarak Balkanlardır, sürgün edildiğini yazar. Evet. Şimdi 5,5 milyon önemli bir rakam. Bakın bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Bu siyah beyaz televizyon dönemimizde bizim 70'li yıllarda, İsmail Cem döneminde rahmetli, bir belgeseller olurdu, çok ilginç. Orada bir yerde 2. Dünya Savaşı ile ilgili Savaş Pilotları diye bir belgesel olmuştu. Orada işte eski o dönemde pilotluk yapmış bütün müttefikler şeylerle konuşuyor. Orada Polonyalı bir şeyle konuşuyor, pilotla konuşuyor, işte onunla da yapmış röportaj. Galiba o ünlü bizim aktör Glenn Ford'un yaptığı bir şeydi ama yanılıyor olabilirim. Ona soruyor, diyor ki Polonyalı pilota, sizin o dönem en çok saldırgan, en gözü kara, en acımasız bombardıman yapan sizlerin olduğu söyleniyor. Doğru mu diyor? Evet doğru diyor. Çünkü eğer bu savaşı müttefikler kazanamazsa biz bir daha olmayacak olan vatanımızla, evet, karşılaştık. Çünkü biz orada kaybettiğimiz bir vatan vardı. O vatanın mücadelesini veriyorduk. Elbette ötekilerden çok daha fazla güçlü saldırıyorduk diyor. Evet. Yani bu bunun, evet, gibi bir şey, evet, bir duygu bu. Aslında, evet, aslında Türk milliyetçiliğinin önderleri de dikkat edersek işte bilmem Akçura oğlu Yusuf, tabii, tabii, Bey, ondan sonra bilmem Gaspral İsmail. Ondan sonra Gaspral İsmail falan. Bunlar hakikaten dediğin gibi o yani vatansızlığı ya da yani kendi öz vatanını kuramamış, yaratamamış olmanın verdiği duygularla buraya göçen, buraya destek olan insanlar, tabii, onun için çok önemli. Öncülerin tamamı öyle değil mi? Togan da öyle, Sadri Maksudi, Arsal da öyle, evet, hemen hemen hepsi, evet, öyle yani. Evet. Ziya Gökalp dışında Anadolu kökenli Türkçü, mütefekkir Türkçü önder yok. Kaldı ki ondan sonra, tabii, bu işte Kafkas göçü sonrasında bizim ordudaki bir sürü komutanlar Çerkez kökenlere baktığın zaman onlar da o bütün o yaşamışlığın üzerinden büyüyorlar. Tabii. Onlara bütün yaşadıkları anlatılıyor. Daha düne kadar ben hatırlar mı şimdi diyor Çerkezler balık bile yemiyorlardı yani. Onunla 40-50 yıl önce 30-40 yıl önce yeni kuşak yemeye başladı. Evet. O Karadeniz'den sürgün süresinde batmaktan dolayı, evet, o bütün binlerce insanın o Karadeniz'in sularında boğulmasından dolayı, evet, balık yiyemezlermiş mesela. Öyle bir mi? Şeyleri, evet, vardır, gelenekleri vardır yani. Evet. Evet. Öyle gelenekleri, aa, vardır. Bilmiyordum. Evet. Şimdi yani Makedonya bir kere hakikaten bu Balkan Savaşları, Balkan Savaşları demin işte tesadüf yani olayları yan yana koyunca hakikaten tablonun bütün ortaya çıkıyor. Aybar'dan geldik. Aybar tip kongresinde bize uzun uzadıya şeyi anlatıyordu. Değil mi? 1902 Paris Kongresi'ni anlatıyordu. Hakikaten eğri oturup doğru konuştuğumuzda 1902 Paris Kongresi'nin Türk tarihi açısından tam bir kırılma noktası olduğunu,
Yani elimizi vicdanımıza koyup itiraf etmekten başka bir çare yok zaten ve o gün başlayan süreç bugün aynen devam ediyor değil mi? Evet. İşte bir millet etrafında toparlanmaya çalışan insanlarla, millete o programı sunan siyasi görüşler ve hareketlerle, yok milleti bölmeye, parçalamaya, etnik ve dinsel temelde, inançsal temelde milleti bölmeye, parçalamaya çalışan insanlar arasındaki bu mücadele bugün de kıran kıran sürüyor. Şimdi ben Makedonya'ya tekrar dönmek dileğiyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. İttihat ve Terakkiciliği, bunlar İttihat ve Terakki karşıtları, istisnai bir olay, aşırı bir olay. İşte Rumeliler bilmem ne falan. Şimdi neden Makedonya son, neden işte 1889'un cevabını verdik ama aynı zamanda bunun uluslararası önemli bir olay olduğuna şuradan dikkat çekmek istiyorum. Kapitalizm Avrupa'ya hakim olmuş. Olmaya hızla yani Batı Avrupa'ya hakim olmuş. İnsanlık tarihi açısından kırılma noktası Fransız İhtilali. Eşitlik, özgürlük, dayanışma sloganı bütün bir insanlığın sloganı haline gelmiş. Bizim mesela gene dinci çevreler hep işte Fransız İhtilali işte istisnadır, aşırılıklardır falan gibi. Hayır, insanlık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından bir tanesidir ve modern toplumun başlangıcıdır. Ondan öncesi bir orta çağdır. Ya, ulus toplumlarının, ulusların ortaya çıkışı, ulusları, insan hakları, bilmem egemen, millet egemenliği kavramı, kralların kellelerinin uçurulması, işte medeni kanun, milli orduların kurulması, bilmem şeyin hassa alayları yerine milli orduların ortaya çıkışı falan. Ve öte yandan gelişen burjuvazi ve Marx'ın deyişiyle yani miskin miskin yıllarca insanları oyalarken birden ateş gibi burjuvalar çıktı ve alt üst etti her şeyi falan dedikleri bir şey. Şimdi buralarda Fransız ihtilalinin ateşi yavaş yavaş başka milletlerin de içine düşmüş. İtalyanlar 1860'lar kendi bağımsız ülkelerini kurmaya çalışıyorlar. O Avusturyalıları falan tepelemişler. Almanlar 1870. Bütün Almanya bir de köylü savaşları var. Engelsiz çık söz özetliği. Onları falan geride bırakmış. Artık evet. Şey görülüyor. Artık bilmem, bir Prusyalılar olgusu ortaya çıkıyor. Hohenzollern hanedanıyla yürümez. Bilmem Habsburglarla yürümeyecek. Ruslara geliyoruz. Şeyi de hatırlayalım. Romanovlar, Momanovlar filan. Bolşevik Partisi'nin kuruluşu, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi 1898. Ve ilginç olan onlar açısından da tarihi kongre 1902 Londra Kongresi. Evet, Bolşevik, Bolşevik. Geçiyoruz Japonlara. Japonlar da 1870'lerde Amerikalıların hırpalaması üzerine onlar da isyan ediyorlar. Meiji ile birlikte yepyeni örgütlenmeler içine giriyorlar. Yani orta çağ bitmiş. Fransız ihtilali bunun bunu taçlandırmış bu süreci. Meşaleyi yakmış. O meşale şimdi Avrupa'da elden ele, ya da Avrupa'da ve Asya'nın yurttaşlık bilinci gelişmiş. Yurttaşlık bilinci, milli devletler, egemen, millet egemenliği. Kadın erkek eşitliği, aydınlanma. Aydınlanma, eğitim, anayasalar, ondan sonra hak ve hukuk falan bütün bunlar insanoğlunun önüne gelmiş. Bizim iddiatçılar da üstelik koskocaman bir imparatorluğu tasfiye etmek lazım. Ve ondan sonra bir milleti ayağa kaldırmak. Tam da bunun adı zaten İttihat ve Terakki. Yani baktığınız zaman yani hakikaten bu dır 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 konuşan insanlar biraz lütfen bilmem İtalyan tarihini okusunlar, biraz bilmem Alman tarihini okusunlar, Bismarck'ları okusunlar, bilmem Rusların tarihini okusunlar, İranların, Barış söyledi işte, İranların tarihini okusunlar, bilmem Japonların tarihini okusunlar, yani bütün bu şeyler. Ve üstelik bizim İttihat ve Terakki'nin şöyle bir özelliği var tabii. Bu bizim Osmanlı ve bu coğrafyanın özelliğinden kaynaklanan bir ayağı Avrupa'da, bir ayağı Asya'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da. Bütün o tam bir şey, transmisyon kayışı derdi şeyde. Evet. Bu sol örgütlenme kitaplarında transmisyon kayışları tabir edilir. Oradan alıyorlar, işte bir yoğuruyorlar falan. Ondan sonra onları, o fikirleri, işte bir yandan itaatçılar, esas tabii Rumeli ağırlıklı. O da doğal. Çünkü o fikirler önce bilmem Çorum'dan önce tabii Selanik'e gelecek.
Öyle değil mi? Yani kapalı toplumlar içinde bilmem Gümüşhane'ye mi gelecek yoksa bilmem batılı toplumlarla çok daha sıkı ilişkiler içinde. Kaldı ki orada işte şey var, Yahudi sermayesi var. Hatta. Tabii bir de şey var, bu hani Viyana kuşatmasına kadar gider, Hamburg, Viyana, Selanik ticaret hattı var. Tabii. Onu tabii. Öyle tabii. Bu bütün akışı sağlayan var. Yani, evet. Bugünkü evet. Bugünkü gibi hava yolu falan yok. Tek şeylerin uluslararası ilişkileri sağlayan esas unsur demir yollarından önce. O da aşağı yukarı. Aynı tarihler az. 1880'ler değil mi o şeyler? Hatta şey de bizim Murat Çolcu dostumuz da burada almış olalım. Murat Çolcu'nun Marjinal Tarih Tezleri kitabında dikkat çektiği özellikle bir olay vardır. İkinci Viyana kuşatmasındaki bizim Osman'ın aynı zamanda kırması bozgunun nedeni bu Hamburg Viyana Selanik hattının Viyana'nın şey yapılarak o şeyin halkanın zincirin kırılmasını engellemek için şey grubunu yaptıkları söylenir. İki Türkçü kadrolar arasında çok ciddi Yahudi Musevi unsurlar var işte. Evet. Değil mi işte Mois Cohen sonradan Tekin Alpadını alacaktır işte. Evet. İşte Emanuel Carasso vesaire gibi yani bu isimleri... Birinci meclisi mebusanı düşün kaç yani, tane yani, azınlıklardan var. Ben burada birkaç tane birebir kendi sözlerinden alıntı yapmak istiyorum. Mesela bir örgüt ustası olan ki hani yurtseverliğine asla şüphe duyulmaz Talat Paşa, onun bir sözü beni çok duygulandırır. Der ki ben vatan toprağını yemek isterim der. İttihat ve Terakki şöyle tanımlıyor. Diyor ki İttihat ve Terakki teşkilatı ile bütün memlekette yaygın, zannedildiğinden çok daha kuvvetli, köklü ve varlığına samimiyetle inanılmış bir kuruluştur. Veraseti vardır diyor. Bakın bu çok önemli bir durum. Veraseti vardır diyor İttihat ve Terakki hakkında Talat Paşa. Hüseyin Cahit Yalçın Bey ise şöyle diyor. İttihat ve Terakki adeta bir nevi tarikat, mezhep ve iman halinde yaşadı. İttihat ve Terakki'ye ilk girmiş olanlar ona imanlarını ve ideallerini hiçbir zaman kaybetmediler. İttihat ve Terakki'nin asıl kuvvetini ve temelini teşkil eden hakiki iddiaçılar arasında tesanüt, karşılıklı anlaşma ve kardeşlik mevcuttur. Ve aradan seneler geçtiği halde samimiyetini kaybetmemiştir. Barış'ım şöyle yapalım. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Bu arada da arkadaşlar herhalde hazırlarlar. Bizim bir görüntümüz daha olacak. Biz ara verilirken izleyicilerimiz inşallah onu da izliyor olacaklar. Biz de ekranda biz de izleyebilirsek seviniriz. Kısa bir aramız var. Tekrar bu konuşmaya artık biraz daha ilerleyen bir yerden meşrutiyet ve sonrasında İttihat Terakki neydi ve nasıl kendisi siyasal iktidar oldu? Başlangıçta öyle bir düşüncesi yokken daha çok geri planda kalırken nasıl legaliteye çıktı bu gizli örgütleme? Onları konuşacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Thank you.
değerli izleyiciler, ikinci bölüme geçtik. Ben konuklarıma geçmeden önce bir iki mesajımız var, onu okuyacağım. Sonra da bizi bu yaparken bazı kitapları tanıtacağım. Çünkü sonuçta biz bu programda bir İttihat Terakki'nin her şeyini anlatmak gibi bir iddiamız olamaz. İttihat Terakki öyle 3-5 programda günlerce okusanıza anlatılacak bir şey değildir. Ama bu arada okunması ve şey yapılması bir tarih bilinci geliştirme bakımından izleyicilerimize de bazı kitapların şeylerini sunacağım. Görüntülerini de ile beraber onları da tanıtacağım. Şimdi bir izleyicimiz İsa İpek Gelibolu'dan aramış. Şöyle bir mesajı var. Konuklara iyi akşamlar diliyorum. Ergenekon davası İttihat Terakki dönemine kadar dayandırılıyor. İlker Başbuğ'un bazı sözleri belli ki kaydedilmiş. Neler demiştir İlker Başbuğ? Türk basını mütareke döneminde bile bu duruma gelmemişti demişti. Bunu yapanlar Türk kanı taşıdığından şüpheliyim ve bu benzeri sözleri bence not edildi ve emekli olunca da tutuklandı diyor. Doğrudur. Bunlar bazı şeyleri hiç unutmazlar, yaparlar. İbrahim Sayın diye bir izleyicimiz, büyüklerin programı titizlikle izliyorum fakat bu saatte, şu saatte Türkiye genelinde sizin de dinleyecek insanlar maalesef istemeyerek işlerinden dolayı %95'i dinleyememektedir diyor. Vallahi biz bunu yöneticilerimize hep söylüyoruz. Teşekkür ederiz. Siz de bizim lisanımıza tercüman oldunuz. Bunu da söyleyeyim. Ve de programımızın en dikkatli, en birikimli izleyicilerinden birisi. Ta uzaklardan bize uzakları yakın eden Orhan Suda abimiz Londra'dan bir mesaj göndermiş. Programın ve konunun önemine binaen değil, gecenin ikisine kadar, dördüne kadar da televizyonun başında ayrılmayacağız anlaşılan. Nefis bir girişle başladığınız programı büyük boy bir ilgiyle ve severek izliyoruz Londra'dan. Üçünüz de sağlıklı yaşayın, iyi yaşayın. Diyor. Hep birlikte. Biz evet. Çok teşekkür ediyoruz Orhan abi. Sevgilerimize, saygılarımıza evet. Yolluyoruz efendim. Değerli arkadaşlarımıza size sevgilerini iletiyor. Her zamanki desteğin için de teşekkür ediyoruz. Şimdi ben bu arada konumuz bu olunca, konunun başında da söylemiştim. Biz Feroz Ahmet'i ya da Ahmet ya da Ahmat da diyorlar. Ahmat deniyor genellikle. Bu konuda en klasik kitaplardan, İttihat ve Terakki en klasik kitaplardan birisi, artık klasikleşmiş kitabını tanıtarak başlamak istiyorum. Feroz Ahmet'in İttihat ve Terakki 1908-1914 diye bir kitabı vardır. Bunu tanıtayım. Kaynak Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Feroz Ahmet'in İttihat ve Terakki ilgisi de anlamlı aslında. Yani evet. Bir şeyin Hintli Müslüman evet. Bir ailenin çocuğunun evet, evet. Oradaki esin kaynağını görmesi ve ona ilgi duyması çok aslında bütün önemli. O bilinci aslında bambaşka zaten, bir coğrafyaya taşıması. Evet. Hintlilerin bizimle sonra da biliyorsunuz evet, Hintli Müslümanların Kurtuluş Savaşı hani sırasında bile Mustafa Kemal ile ilişkilerine kadar vardı. Bir gün fırsat bulunca bir de Hindistan programı yapalım. Hintli o kadarla iç içe ilk baskısı bende var. Evet. 1971 baskısı. Sander Yayınları değil mi? Evet, Sander Yayınları 1971. Ona da bir bakasın. Feroz Ahmet'in yine İttihatçılıktan Kemalizme diye bir çalışması var. Biz biraz böyle değişik yerlerden kitap göstermeye başladık. O da Kaynak Yayınları'ndan çıktı. Evet. Bir kitapta yine Feroz Ahmet'ten Modern Türkiye'nin Oluşumu diye Kaynak Yayınları'ndan 3 kitabı var. Gerçekten bu alandaki en klasik kitaplardandır. Bunu okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz. Bir başka kitap. Şimdi madem konu iddiaçılardan açılmışken başlayalım. Daha önce TÜSTAV Yayınları'ndan çıkan Emel Akal'ın Milli Mücadelenin Başlangıcında Mustafa Kemal, İttihat Terakki ve Bolşevizm diye çok değerli bir çalışmadır. Yeni baskısı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Onu da size tanıtmış olalım. Bir diğer kitap Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıktı. Orhan Koloğlu, daha önce bir programımıza, Namık Kemal programına konuk etmiştik kendisini. Orhan abimizin Üç İttihatçı dediği başlığıyla verdiği bir kitap var. Evet. Bu kitabın özelliği Arap, Kürt, Arnavut milliyetçilikleri ve İttihat Terakki üzerine bir çalışmadır. Üç İttihatçı'dan birisi Aziz Ali Misri'dir, bir Arap İttihatçı'dır. Kürt Şerif Paşa'dır, bir Kürt İttihatçı'dır. Bir de Dukak Jinzade Basri, o da bir Arnavut'dur.
Başlangıçta İttihat Terakki'de o İttihat Terakki'nin bir bütün mozaiği içerisinde beraber olmuşlar. Sonradan kendi yerlerine milliyetçi çizgiye gitmişlerdir ama bu alandaki önemli çalışmalardan birisidir. Ve bu arada Destek yayınlarında bu sıra fazlasıyla bu kitapları çıkartıyor. Birisi İmparatorluğun Çöküşü, Mithat Şükrü Beleda'nın kitabıdır. Mithat Şükrü Beleda bildiğiniz gibi İttihat Terakki'nin en değerli elemanlarından birisidir. O Katip-i Umumi'sidir. Bunu göstermiş olayım. Ne demek Katip-i Umumi? Evet. Genel Sekreteri. Genel Sekreteri bugünkü de olduğu gibi. Yine Destek yayınlarından Mustafa İttihatçılarda Genel Sekreterin çok önemli bir yeri var galiba, tabii, değil mi? Tabii her şeyin içerisinde. Zaten hatta önemli ölçüde de Balkan Komitacı Partilerinden esinlenmiştir yani. Evet, örgütlenme modeli İttihat-ı Terakki'nin Batı Avrupa Partileri değil, Balkan Partileri. Bu da Mustafa Kemal'in Gizli Teşkilatı diye yine Destek yayınlarından hazırlayan Sami Karıören, Atatürk'ün istihbaratçısıydım diye Ekrem Baydar'ın hatıralarına ilişkin bir kitaptır. Bunu da şöyle bir görüntülemiş olalım. Ve Taylan Sorgun'un bir kitabı var, Halil Paşa, İttihat'ta Terakki'den Cumhuriyet'e diye bir kitap. Halil Paşa biliyorsunuz Enver Paşa'nın kendinden yaşça büyük olan amcasıdır aslında. Ve birçok alanda mücadele etmiş. Halil Kut. Kut ve Kütülhamare Savaşları'ndaki İngilizlere sıralmasıyla ilgili başarıdan dolayı gelir. Sonra Bakü'ye girmiştir, Bakü'de de bulunmuştur. Anadolu'dan Rusya'ya paralar, silahlar bir sürü şey götürebilmiş. Ilginç bir tarihsel kişilikte. Laf açıyor. Ben araya bir gireyim. Lütfen araya girip söyle. Barış'la beraber Bakü'ye gittik. Bakü'de Halil Paşa deyince akan sular duruyor. Evet. Çünkü evet. O gelen ordunun komutanı Halil Paşa ve efsane devam ediyor. Efsane yani. Devam ediyor. Yani evet, o tam çok... bir kurtarıcı, büyük kurtarıcı olarak. Asker. Evet, Alaskar. Evet, bu silahım ve namusum üzerine yemin ederim ki diye Ergunit Yılmaz'ı da geçmişte gazetelerde de hafta sonu eklerinde bu tip tarihsel kesitlerle ilgili çalışmalar yapardı. Bu biliyorsunuz genellikle bir örgüte girenlerin yemin biçimiyle ilgilidir. Bu da tarihten günümüze çeteler ve özel harekat birimleriyle ilgili bir çalışma. O da Destek yayınlarından. Destek yayınları bunları gönderdi. Teşekkür ediyoruz. Ve çok farklı bir çalışmayı sonra tanıtacağım. Şimdi bir de Murat Çulcu'nun bizim tarihçimiz ve geçmişte programlarda var. İttihat Terakki diye. Bugün birçok İttihat Terakki'nde olmayan, bulmuş belgelerden oluşan bir kitaptır. Onu da belirteyim. E-yayınlarından değil mi? Evet, bu da bir de E-yayınlarından çıktı. Sina Akşin'in Kısa Türkiye Tarihi. Bu çok önemli bir el kitabı, neredeyse başvuru kitabıdır. Şu anda son baskısı Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmıştı. Onu da tanıtmış olayım. Ve de çok değişik. Ben de bugün banda yeni gördüm. İttihat Terakki'nin Yeminsiz Kadınları diye. Biliyorsunuz bizim Osmanlı döneminde de kadınların yeri ve şeyi çok sınırlıdır. İttihat Terakki'de yemin geleneği vardır. İşte yemin de biliyorsunuz o Kur'an'ın ve silahın üzerine el konarak yapılan bir yemindir. Ama bu arada işte bu İttihatçıların bütün bu mücadeleyi yapan kahramanların bir de arka planda kadınlar var. Gerek kendi eşleri gerekse başkaları var. Bu kitap bu bakımdan yani memleketin mücadelesinde bir de kadınlar vardı diye Sema Ok adlı bir hanımefendi bu kitabı yayınlamış. Ama ben kitabı şöyle karıştırırken dediğim gibi bugün elime geçti. Bir şey var, bir anekdot var, onu şey yapmak istiyorum. Ergun İçilmaz da bir ön söz yazmış. Şimdi İttihat Terakki ile genellikle yemin ederken genellikle bir de numara veriyorlar bunlara. İlk başta çok göstermek için kendilerini ilk 11 kişi var. 12. kişiyi gösterirken mesela ona 12. demiyorlar da 112. diyorlar. Yani önceden 100 kişi varmış gibi. Mesela bu arada şeyi de öğreniyoruz. Mustafa Kemal'in numarası 322'ymiş. Örgüte girdiği zamanki numarası. Şimdi burada Niyazi Bey. İşte biraz sonra konuşacağız. Niyazi Bey. Bütün bu şeyleri yapan Niyazi Bey'in şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz bu yemini yaparlarken uzun uzun burada anlatamayacağım için söylüyorum. Şöyle bir şey oluyor. Bir ritüel. İşte İttihat Terakki'nin de örgütte daha önce görevli almış kişisi sadece gözleri görünecek şekilde bir nevi
ne denir ona, bir örtü, bir ne, nasıl söyleniyordu o? Evet, bir örtü. Ha, bir örtü diyelim. Biniyorlar, bir harmaniye biniyorlar, bir maske gibi giyiyorlar. Onlar karşısına oturuyor, gözleri kapalı, gözleri bağlı bir İttihat Terakki adayını getiriyorlar. İşte masada bir Kur'an var, bir de silah var. Silahın üzerine elini koydurup yemini ettiriyorlar. Bu yeminde bir de bayrak da var. Tabii bayrakla beraber yemin ettiriyorlar. Bir seferinde bu Karabekir'in anılarında var. Buraya almışlar onu, oradan bu kitapta var, İttihat Terakki'nin Yeminsiz Kadınlarında. Şöyle bir şey olay, işte o bölgeden manastırda yeni bir İttihatçı adayını örgüte alacaklar. Ama hep gizli olduğu için nasıl yapacaklarını düşünüyorlar. Kimin? Resneli Niyazi'nin evinde yapılmasına karar veriliyor. Niyazi neyse işte gece gündüzden hazırlığını yapıyor. Ama evde karısı var. Ne yapacak? Evde kimsenin olmaması gerekiyor. İnanılmaz bir gizliliği var örgütün. Karısını uzak bir akrabasına ve şehrin dışında uzakça bir yere önce götürüyor. Sonra onları gelmesini sağlayacak. Neyse karısını alıyor. Merdivenden aşağı inerlerken bir bakıyor karısı arkada Niyazi'nin belinin arkasından kırmızı bir şey sarkıyor. O nedir diyor, arkamda bir şey sarkıyor. Niyazi birden paniğe kapılıyor. Aslında gece o merasim için kullanacakları o siyah örtüyü bir de bayrağı beline sarmış. Karısı görmeden onu gönderdikten sonra evde bırakacak ortaya. O birden Niyazi onu bir yalan uydurması lazım. Yahu diyor ki karargahta belim çok fena ağrıdı. Bunu diyor öyle belime sarmıştım. O da oradan sarkmış mı diyor. Yani böyle hoşlukları da olan bir şey var. Yani kadınlar da bir şekilde bu işin içi var. Ben de bu anlamda ilgimi... Şimdi hocam ben gene izin verirseniz Türkiye tarihinin gene dönüm noktalarından bir tanesi. İlk defa olarak Türkiye'de kadın örgütlenmesinin kapısını açan İttihat ve Terakki. Evet. Kadınlar yani 1980'lerde maalesef bu sol işte şeye savrulurken, bu neoliberal rüzgarlarla garip garip yerlere saldırırken kadın hareketi çok tartışıldı ve ısrarla bunu şeyden geldi, yani örtbas etmeye çalıştılar falan. Hakikaten bir dönüm noktası bu hocam. O zamana kadar Sina Akşin çok güzel anlatıyor kitabında, daha 19. yüzyılın sonunda bir Osmanlı kadını kendi kardeşinin, erkek kardeşinin babasının falan yanında sokakta yürüyemez durumda. Böyle bir toplumda İttihat ve Terakki 1895 tarihli nizamname, kadınlar şeye örgüte girebilir diye hüküm getiriyor. Evet, bu evet. Hakikaten şey, müthiş bir şey yani. Hakikaten İslam coğrafyası açısından, bu coğrafya açısından bir dönüm noktası ve bugün hala bunların hala işte bilmem örtündük, mörtündük, inanç, minanç falan gibi buralara kadar gelen sürecin başlangıcı zaten şey de müthiş anlamlı. Cumhuriyeti en hızla benimseyenler kadınlar olmuş öyle değil mi? Tabii hemen. Tabii. Yani tabii, inanılır gibi tabii. Diye böyle işte bilmem. Çünkü en çok bastırılmış duyguları ve şeyler olan o tabii, insanlar. Rahmetli Ahmet Erhan Kışlalı öyle derdi. Diğer vasıflarının yanında derdi Cumhuriyet aynı zamanda bir kadın devrimidir. Evet. Bir kültür devrimidir. Evet. Evet. İşte onun da başlangıcı İttihat ve Terakki ve 1895 nizamname, İttihat ve Terakki nizamname. İşte 1920'de Ankara'ya gelen bir Amerikalı gazeteciye Halide Edip, işte Halide Onbaşı'nın o zaman söylediği bir şey var ve o da gerçekleşiyor. Eğer diyor bu barışı sağlayabilirsek, o sırada savaş ortamında zaten daha Yunanlılar bile Türkiye'de, 10 yıl sonra Türkiye'de kadınların oy hakkı olacaktır diyor. Evet. Yani bu müthiş bir şey. Evet. Savaşın ortasında söylüyor. Evet. Demek ki bunu Mustafa Kemal ve şeyle beraber konuşmuşlar. Düşünmüşler, taşınmışlar, evet. Tasarlamışlar. Hatta çok ilginçtir. Bu savaşın ortasında bir şöyle bir şey vardır. Muallimler kongresi toplanıyor. Bakıyor ki Mustafa Kemal kadın muallimler bir tarafta. Haremlik selamlık oturduklarını görünce azarlar. Evet. Azarlar. Konuşmayı yapıyor ama sonunda da onu söylüyor. Siz diyor birbirinize mi güvenmiyorsunuz? Kadınlara mı güvenmiyorsunuz? Kendinize mi güvenmiyorsunuz? Neden bu ayrılık diyebilecek kadar o zaman o mesajı iletebiliyor yani. Tabii çok çok. Evet. Şimdi gelelim İttihat-ı Terakki konumuza. Şimdi bu çalışmalar ve altyapı sonrasında İttihat-ı Terakki hala gizliliğini sürdürüyor mücadele içerisinde ve 1900
ikiler, altılarda değişik bir kongre daha yapılıyor ve askerler işin içine girmeye başlıyor. Artık nedir işte yeni kuşak, yüzbaşılar, teğmenler, Mustafa Kemal kuşağı diyelim. Mektepliler diyelim. Mektepliler girmeye başlıyor ve artık kongre, Paris Kongresi sonrasındaki ayrışmadan daha sonraki aşama başlıyor. Ve de iç içe girmiş aydın ve askerler bir arada mücadele etmeye başlıyorlar. Ve o sırada neler oluyor Selanik'te, Manastır'da ne gibi gelişmeler oluyor Barış? Şimdi Jöntürk devriminden sonra yani 1908 ikinci meşrutiyetinden kısa bir süre sonra iddiaçıların toplumsal meşruiyeti elde etmelerine koşut olarak Sinan Akçı'nın zaten kitaplarında çok sık ve çok önemli geçer ki başka pek çok kaynakta da vardır yani Doğan Avcıoğlu'nda falan falan. Biz ne görüyoruz? Bir 31 Mart vakası var değil mi? 13 Nisan 1909 tarihinde evet. 31 Mart gerici ayaklanması var. Efendim onda işte kendi konumlarından memnun olmayan, mektepli subaylara karşı diş bileyen, gerici unsurlar, İslamcı unsurlar içinde barındıran, beri taraftan sultanla da bir şekilde bir rabıtası olan, İngilizler tarafından da korunuyor, kollanıyor olan değil mi? Avcı taburlarının başlattığı bir isyandır ve devamında Mustafa Kemal'in de kurmay heyetinde olduğu hareket ordusu gelip onu bastıracaktır. Bu şunun görülmesi anlamında önemlidir. Ha demek ki İngiliz'i, Fransız'ı hatta kısmen Alman'ı yani ister imparatorluğun birkaç yıl sonra başlanacak olan savaşta yanında aynı cephede saf tutsun isterse imparatorlukla düşman cephede savaşa dursunlar. Şunu görmüşlerdir. 1908 ikinci meşrutiyeti emperyalist devletlerin 3. dünya üzerinde sömürdükleri halklar arasında müthiş bir uyanışa, müthiş bir bilinç sıçramasına vesile olduğu için o zamana kadar iddiaçılara hani canım bazen de fena çocuklar değil diye ara sıra koruyan, kollayan, hani çok fazla sempatiyle bakmasa bile aman aman antipatiyle de bakmayan dönemin emperyalist devletleri 1908'in kendi sömürgelerine bir model olmasından, bir örnek teşkil etmesinden dehşetli şekilde ürküntüye kapmışlardır ve iddiaçılar aleyhine müthiş bir dezenformasyon, müthiş bir propaganda faaliyeti başlatmışlardır. İddiaçıların ne masonluğu kalmıştır, ne dinsizliği kalmıştır, ne imparatorluğu tasfiye edecekleri kalmıştır. Bu İttihat ve Terakki'nin özelde de 1908 meşruiyetinin dünya çapındaki hasreten söylüyoruz, mazlumlar coğrafyasındaki etkisini yansıtır. Ha, 1909-13 Nisan yani 31 Mart... Oraya varmadan şu 1908'e giderken o sırada işte bu Resnellerin, Resnel Niyazi'nin, Enver'in daha çıkması olayı. Hatta o ilginçtir ya o bir cuma günü Temmuz'un tabii başında yani zaten mesela bir süre sonra da Halide Edip olur. Şöyle der. Sen az evvel Mehmet abi atıfta bulundun diye aklıma geldi. Der evet. ki 24 Temmuz günü Osmanlı ülkesinde hiçbir suç işlenmemişti. Hani şimdi günümüzdeki bu yandaşlar, bu cahiller çullanıyorlar ya efendim tepeden inmeci bir hareketle silah zorlu oldu. Hayır öyle değil. İttihat ve Terakki'nin ne kadar toplum sattığında meşruiyeti olduğunu ortaya koyuyor. 24 Temmuz günü koca Osmanlı coğrafyasında tek bir adi vakanın dahi işlenmemiş olduğunu hani şimdiki kadrolara çok da uzak olmayan Halide Edip hanımefendi yazıyor. Halide Edip'in bu saptaması şunu gösteriyor. İttihat ve Terakki toplumun kılcal damarlarına sinmiş, oralarda çok ciddi şekilde meşruiyet elde etmiş bir örgüttü ve 1908 bütün yurt sattığında Arap ellerinde, Balkan coğrafyasında, Anadolu'da davullarla, zurnalarla, halaylarla, fişeklerle karşılanıyor. Yani o bağlamda bu salt Balkanlara has, Balkanlardaki öncüler doğrudur ama salt Balkanlara hapsolmuş bir hareket değildir bu. Resnel Niyaziler, Ohri'li Eyüp Sabri'ler, Enver'ler falan dağa çıkarken arkalarında sadece Balkanlardaki komitacılar yok. Onlar sadece Balkanlarda efendim çetecileri kovalayarak bir ün elde etmiş insanlar değil. Onların arkasında çok önemli ölçüde Anadolu'dan gelen, İstanbul'dan gelen yoğunda bir destek söz konusu. Kaldı ki başka bir şey daha var. Barış, yani Harbiye'de mezun olan Anadolu'da da onlarla arkadaşlar var. Bir sürü yerde insanlar var yani. Orada değişik yerlere gitmiş insanlar var yani. Evet öyle bir şey de var. Bir şey de ben de araya gireyim. Yani Barış'ın anlattıkları... Tabii zaten sohbet ediyoruz. Evet, yani evet. Sohbete ben de katılayım evet. İzin verirsen. Yani bütün bu iç etkenlerin yanı sıra 23 Temmuz yani 2. Meşrutiyet'in ilanının, Makedonya'da ilanının bir büyük dış etkeni de vardır.
bizim tarihimizde az bilinir. Reval, meşhur Reval buluşması. Yani İngiliz İngilizlerle şeylerin buluşması değil mi? Almanların buluşması. İngiliz kralıyla Rus çarı Reval'de bir araya geliyorlar. Reval nerede? Reval şeyde tam bugünkü Litvanya, Mitvanya falan, evet, Baltık kıyısında. Evet. Ondan sonra İttihatçı, yani bütün bu şeyler, yani bütün bu subaylar özellikle, bütün bu İttihatçı kadrolar son derece tedirgin. Çünkü imparatorluğun bölüşülmesinden endişe ediyor. Evet, oradan ne karar çıkıyor? Ne karar çıkıyor? Bunlar bölüşmeye gittiler. Ondan sonra gitti bizim şeyimiz diye. Son anda onun üzerine artık belki yaptıkları planları falan da değiştirerek ondan hızlı harekete geçmeye karar veriyorlar. Niyazi Bey işte dağa çıkıyor, inisiyatif alıyor. Ve çok da etkili oluyor. Yani tam fakat çok iyi. Daha çıkma şeyi çok enteresan da, evet, biliyorsun. Bir cuma güne denk düşürüyorlar onu. 2 Temmuz mudur? 6 Temmuz'dur. Evet. Ve de şey, subayların hepsi cuma namazına gitmişler. Onlar o sırada 200 kadar askeri, silahı, cephaneyi alıp karargâhtan, evet, dağa çıkıyorlar. Evet. Öyle bir taraf vardır. Ben bir de burada izin verirsen bir de şeye, herkese o çağrıyı yapıyorum. Bir de buradan çağrıyı yapayım. Yani Resne, Makedonya'da işte Resne'nin Niyazi Bey, Resne bir kasaba. Evet, evet. Ondan sonra dünya güzeli bir yer. Yani şuradan da Esenler Garı'ndan, yani Erzurum'a gitmekten daha kolay değerli yurttaşlar. Tek engel vizeler. Vizeler hakikaten şimdi Yunanistan sınırları içerisinde. Yunanistan sınırları için. Ama yani uçakla gidenler o vize engelini de daha kolay yaşıyorlar. Çünkü Makedonya'da bir vize sorunu yok. İnanılmaz güzellikte bir yer. Meşhur Pelister Dağları, yani Makedonya ile Arnavutluğu ayıran çok güzel yerler. Çok güzel yerler. Çok güzel yer. Onun dibinde bir kasaba, bizim Amasya ile falan kıyaslanabilir herhalde. Bir elma bahçeleri, yani uçsuz bucaksız elma bahçeleri. Oralarda, oradan kasabadan şeye çıkıvermiş. Dağa çıkıvermiş ondan sonra. Ve hakikaten orada bir tam böyle bir deprem etkisi. Sen bunu derken neyi hatırladın biliyor musunuz? Evet. Hani bütün bu 18 işte yenilgi de olmuş. Seyde de, Yahya Kemal'de de müthiş bir Balkan, evet, o şeyi vardır. Evet. Oranı olduğu için. Balkan bir şehirlerinde özlemi, geçerken çocukluğum diye başlar yani. Evet. Aldım Rakofça kırlarının hür havasını, evet, duydum ebedi cetlerimin ihtirasını, evet, diye. Evet. Yani o yenilmişliğin o ortasında bile oraya olan hasretini, evet, böyle şeyi de yansıtır. Hocam, hatta gider zaten. Tabii. Öyle bir dönemde de gider. Evet. Yani bu Makedonya kadar güzel bir coğrafya, evet, olacak şey diye bu kadar güzel olabilir. Şakır şakır her yer, dağlar işte, bilmem, yemyeşil, bağlık, bahçelik. Ondan sonra uğruna işte o kadar mücadele ettikleri kadar zaten Balkanlar yani. Hani çok sık ağaçların olduğu sıra dağlar, yemişli dağlar anlamına gelir. Evet, değil mi o? Evet, öyle bir özelliği var. Sıra dağlar anlamına, evet, yani gelir. Öyle bir yer. Evet. Resneli Niyazi Bey millet olarak da borcumuz. Resneli Niyazi Bey kahramanımız. Oradan çıkıyor. Sonra orada evi var hala. O evi korumuşlar, muhafaza etmişler. Duruyor mu Resneli Niyazi Bey? İyi bir, evet, durumda. Evet. Tam karşısında da bir saray deniyor. Bir büyük köşk var. Onu Makedonya hükümeti almış, kamulaştırmış. Bir müze olarak kullanılıyor. Hatta orada da bir Atatürkçü Düşünce Derneği var ayrıca. Evet. Evet. Ve orada da o zaman bir de şeyi de söyleyelim. Üçüncü ordu orada değil mi? Asıl ağırlık var. Üçüncü ordu deniyor o bölgedeki Osmanlı ordusuna. Üçüncü ordu. Manastır. Üçüncü mü? Üçüncü ordu galiba. Üçüncü ordu. Çok kuvvetli. Yani çok. Ve orada zaten İttihat Terakki onun içinde, evet, çok örgütleniyor. Evet. Şey yapıyor. Evet. Evet. Yani. Hatta şeyi de değil mi? Hilmi Paşa mı? Habire birilerini gönderiyor. Abdülhamit, kusura bakma. Ben de heyecanlanıyorum. Şöyle bir şey vardır. Galiba Hilmi Paşa olacak. En sonunda gittiği zaman git bak diyor Abdülhamit. Ne oluyor orada? Kim var? Ne yapıyor diye. O da telgraf çekiyor şeyden. Padişahım, kulunuzdan başka burada herkes itaatçi olmuş. O 3. ordunun şeyi Mustafa, şimdi Atatürk'ün manastır idadisinde orada okuduğu şeylerde yılların anısına o binanın bir bölümünü Atatürk Müzesi yapmışlar. Demirel, evet, 90'larda zannediyorum, yani şeyle Grigorov mu vardı, bir şey vardı, Makedonya Cumhurbaşkanı, onunla bir anlaşma şeyinde. Çok iyi değil ama hiç yok da neyi tabii. Ondan sonra o manastır idadisi de aslen baştan şeymiş. O söylediğin, sözünü ettiğin kışlanın şeysiymiş, evet, karargahıymış. Hı hı, daha hı. Sonra şeye verilmiş.
Osmanlı'nın çok önemli şeylerden, mevzilerinden bir tanesi orası. Bir şey daha söyleyeyim. O, yani çok dağıtıyorum ama yani Resne Niyazi Bey'in evinin karşısında ki o şey yani bu konuştuklarımız üzerine o tarihi görmek, yaşamak insanlara daha çok bir değişik keyif verecek. Saray, saray adını veriyorlar ama hakikaten şey, bu kocaman bir bina. Konak diye, büyük konak falan, evet. Yani Türkiye'ye hakikaten hepimize düşüyor. Yani oraya güzel şeyler yapmak lazım. Yani sahip çıkmak lazım. Çünkü hakikaten tarihimizin bir önemli parçası. Yani kafa yormalıyız. Nasıl el uzatabileceğimizi düşünmeliyiz, tartışmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Mesela ben de burada iki anekdot ekleyeyim. Bizim uzun yıllar boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin Manastır'daki Fahri Konsolosluğu'nun adı Mithat Enver Cemal'di. Ya. Bakın adlar nereden gelmiş? Mithat Enver Cemal. Yani Mithat bu Paşa. İttihat ve Terakki'nin ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Birkaç ek daha yapabiliriz. Enver Sedat'ın adı Mısırlı dizler. Tabii. Değil mi? Tabii canım. Ya da Arnavutluğun efsaneleri de Enver Hoca'nın adı hep Enver'den gelir. Tabii. Cemal Abdülnasır'ın adı Cemal Paşa'dan gelir. Şimdi bu İttihat ve Terakki etkisinin Balkanlarda ve Arap coğrafyasına ne kadar köklü, ne kadar etkili, ne kadar güçlü, yoğun, köklü, derin olduğunu aslında ortaya koyuyor. Yani öyle şimdi, havada bir şey değil şimdiki cahillerin öne sürdükleri gibi. Ya Barış, başka bir şey var. Asıl yani dün biz burayı bu kadar etkilemişiz ve bu işte İttihatçılar bu kadar etkilemiş o yaparken... Şimdi oradan ve ilerici şeyler bunlar, ilerici ülkeler. Mesela çok ilginç şeylerden birisi de Amin Maluf var, bu hani Semerkant. Onun bir anıları var. Yolların başlangıcı diye çok ilginç bir anılar. Orada dedesini anlatıyor. O da gitmiş, yani Fransız vatandaş artık ama ölünce oraya gitmiş, dedesinin sandığını karıştırırken buldu. Yani böyle çok mealen anlatıyor, hızlı geçsin diye. Şöyle bir şey yaşıyor. 20'lerde inanılmaz bir Mustafa Kemal efsanesi var. O Orta Doğu'da, bütün coğrafyada şeyi yapıyorlar. Dedesi ille de bir çocuğu olunca, kızı olunca, oğlu olunca Kemal adını koymaya ahdediyor. Ama ard arda kız oluyor. Ve kızın birisinin adını diyor benim Kemal adını Kemal koyuyor. Tabii. Yani o kadar çarpıcı bir şey ki, bir örnek ve benzeri bir sürü şeyler anlatıyor. Mesela dedesi gene daha Kurtuluş Savaşı devam ederken Mustafa Kemal'den o kadar umutlu ki, o öğretmenlik falan da yapmış o bölgede, ilginç bir adam. O Mustafa Kemal'in Türkiye'yi nasıl değiştireceğini anlatıyor adam yazılarında. Bu çok ilginç şeyler yani. Sen burada bir sözü Barış Doster'e ver de Barış Doster sana Yeni Delhi'deki üniversitedeki Kemal'leri bir anlatsın. Biz Cüneyt abiyle beraber bundan 4-5 ay evvel Hindistan'ın en seçkin üniversitelerinden olan Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde, ki sadece yüksek lisans ve doktora üniversitesi veren ülkenin en kaliteli üniversitelerinden bir tanesi, bir sempozyuma katıldık. Sovyetler Birliği'nde almasının 20. Nehru yılında. Gandhi'den sonraki adam aynı zamanda İndira Gandhi'nin babası. Evet. Sovyetlerin dağılmasının 20. yılında dünya nereye gidiyor, Orta Asya nereye gidiyor? İşte bizim birer tebliğimiz vardı. Tesadüfen işte oradaki dostlarla ahbaplık ederken benim kafama bir Orta Doğu seksiyonu başkanı profesörün adı çıktı. Bakın Cüneyt abiyle aynı anda aynı şeyi hissettik ve düşündük. Abi, benim hakikaten hem gözüm yaşardı hem göğsüm kabardı. Mustafa Kemal Paşa hocanın adı. Hocanın adı Mustafa Kemal Paşa. Hem paşası da var beraber. Paşası da var. Evet. Adı evet. Mustafa Kemal. Ben hemen büyük bir heyecanla gittim odasına. Kendimi tanıttım. İşte Türkiye'den geldiğimi, araştırmacı olduğumu falan söyledim. Adının kökenine sordum. Dedi ki Mustafa Kemal adı dedi hala ülkemizde son derece saygın, muhteber bir isimdir ve biz Mustafa Kemal'in o anti-emperyalist tavrını halen çok önemser, okullarımıza ders olarak okuturuz bunu. Ve bu adam Hindistan'ın en önemli Orta Doğu uzmanlarından biri. Türkiye'de sık sık gelip giden, Türkiye üzerine çalışmalarda olan bir hoca. Kemal ismi de çok yaygındı. O gene üniversitede bir sürü şeylerde, kapılarda falan. Zaten onlara Batı Kemal'in askerleri falan diyor o zaman. Hep böyle Kemal geçiyor ya. Çok şeyde, devam ediyor. Evet. Şimdi burada mesela şimdi bir şeyde ondan bir kısa bu mülazım atıftan söz etmek lazım. Gerçekten Resneli daha çıktığı zaman Enver'le beraber meşhur işte o Şemsi Paşa var. Bu atam Alaylı Paşa çok acımasız da bir adam. Onları durdurmak için Abdülhamit onu gönderiyor oraya. Ve de o cebel toplarıyla bilmem neleriyle manastırda şeye gidecek. Resne'ye o tarafa gidecek. Manastır'a geliyor ve İttihat Terakki paniğe kapılıyor. Daha iktidar yok ortada. Hala gizli durumdalar. Ya bir yürürse bitirecek bu işi diye.
kendi aralarında şey arıyorlar. Yani bir fedayı arıyorlar ki Şemsi Paşa'yı halletsin diye. Ve kimse de göze de alamıyor. Çünkü evet, korkunç bir efsanesi var adamın. Ve en sonunda da Mülazım Atıf daha İttihat Terakki'ye gireli de 2 gün olmuş. Bakıyor kimse yok, o kendisi aday oluyor. Gidiyor hani bazı şeylerde, kaynaklarda şey diye, hani kura çekildi falan diyor. Kura çekilmemiş. Çünkü kendi mektubu var. Bugün de Ankara'da İnkılap Müzesi'nde duruyormuş. O Şemsi Paşa'yı hallediyor. Yani o öldürüyor. Postaneden çıkarken telgraf çekiyor, Abdülhamid'e rapor verirken. O öldürüyor. Yani bu insanlar öyle kolay kolay şey yapmıyorlar ve çok ilginç bir şey var. Neden ona karar verdi? Bakın hemen iki satır Murat Çulcu'nun kitabından onu okuyayım. Bak ne diyor, bir şey diyor. Ya niye böyle kendim karar verebildim, karar verdim diyor. Ecnebi yumruğunu görmeden şu uğurda ve şanlı bir surette ölü vermek, bu bekar mevcudiyetimi, ki bekar olduğu için de onu da kendim diyor, dünyada sevdiğim şeylerin en kıymetlisi, muazzezi olan vatan ve millet yolunda feda edivererek muvaffakiyet hasıl olmasa bile şu donmuş halka bir misal göstermek gayret ve arzusu duydum diyor. Yani artık kıpırdayamaz hale gelmiş olmuş. Şu donmuş halka diyor bir şey göstermek istedim, evet, diyor. Yani bu insanların varlığı ve öyle İttihat Terakki'nin öyle atıp tutularak anlatılacak bir şey yok. Bunlar, bu temelinde bunlar var. Geliyoruz işte meşrutiyet ilan ediliyor. 1909'da bir yıl fazla durmuyor. Evet. Arkası volkan patlaması diyelim. 31 Mart vakası. Volkanların 31 Mart vakasına geliyorlar. Vakası. Çok ağırlıklı Ezişoğlu iddiaçlı subaylar da oralan değil mi? Selahattin Kalkan gelen hareket ordusu burada gerekli tertibatı alıyor. Elebaşlarını yakalıyor, cezalandırıyor. Yine Sinan Akçın hocamıza atıf verelim. Bu dönemden sonra İttihat ve Terakki'nin gütme iktidarı der ona. Hani biraz uzaktan kumanda iktidarı vardı. Aslında ki, onu soracağım. Evet. Evet 1913'te evet, yani Babali baskınından sonra İttihat ve Terakki artık bir siyasal fırka hüviyetine bürünerek, adını da artık cemiyetten fırkaya çevirerek tam olarak iktidara oturdu. Yani şunu izleyicilerimiz çok iyi bilsin. Herkes yani 1908'de meşrutiyetlerine ilan edildiği zaman iddiaçılar iktidar olup kendileri için bir şey yapmadılar. Değil. Hala arka geri plandalar. Tabii. Halen belli dengeleri gözetiyorlar. Evet, evet. Kadrolara tamamen hakim değiller. Halen muhalifleri pek çok önemli mevkii, makamı, koltuğu işgal ediyor. Ama 1909'dan sonra yani işin içerisinde silah da girince İttihat ve Terakki'nin İstanbul üzerinde, Babali üzerinde etkinliği artar. Ama bu Sinan Akşin'in kendi tanımıyla, tırnak şimdi onun ağzından veriyorum, bir gütme iktidardır. Yani bir uzaktan kumanda iktidardır. Ta ki 1913'e yani Babali baskınıyla beraber iddiaçların artık tamamen ve tam anlamıyla bütün kadrolarıyla yani istisnasız kadrolara kendileri şekillendirene, kendileri biçimlendirene kadar iktidarları 1913'te başlayacak. Aslında bu 9-13 bir... arası tam olarak iktidarlı oldukları bir evre değildir. Halen belli dengeleri, belli koalisyonları, belli ittifakları gözettikleri bir uzaktan kumanda iktidarıdır. Biraz da deneyim kazanma evet, dönemidir. Yani aynen öyle. O aynen öyle. 8-9'larda bakıyorsun işte meşrut ilan ederken bile aslında böyle neredeyse gözü karalar belli kararlar alıyor. Evet. Kendileri çok deneyimli değil. Siyasette de bilmiyorlar. Tabii. Yani. Bir de yani çok hakikaten güzel bir nokta. Belki biraz daha açmak lazım. Bugün evet, tarihi bugünden tersine bakarak yazmak kadar sakıncalı bir şey yoktur. Tabii. Öyle mi? Şimdi bugün bilmem şeyi Fatih Sultan Mehmet'in niye telefon konuşmasını iyi yapamadı şeklinde bir şeyle eleştirmek ne kadar saçma ve zırva ise, şimdi İttihat ve Terakki'cileri de kendi şartları içinde değerlendirmeden habire bilmem şey yapmak, karalamak komik bir şey. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Pek çok etken, mesela 1913 İttihat ve Terakki bizzat el koyuyor. Ondan önce mesela İttihat ve Terakki ile ilgili son derece yanlış, saplantılı şeyler vardır. Alamancı. Ya bu İttihat ve Terakki'ciler Alamancı'dır. Gerçekten, ne ilgisi var? Konuşalım. İttihat ve Terakki'ciler Alamancı kardeşim falan da değildir. Ne yani ilgisi var kardeşim? Yani bilmem şey dahil, bütün yani Talat Paşa dahil bilmem öteki bütün o kadrolar savaştan önce İngilizlerden, Fransızlardan kredi alabilmek için, yardım alabilmek için kapı kapı dolaşıyorlar. Ondan sonra bütün o kapılar kapanınca bu sefer gidip Almanların kapısını çalıyorlar. Şimdi, bir de mesela şu da ayrı bir tartışma konusu. Yani bu anakronik hataya düşenlere şunu sormak gerekiyor. Acaba Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş dışı kalabilecek gücü, lüksü var mıydı? Hayır, o çok önemli. Savaşın en büyük ganimeti tabii, Osmanlı İmparatorluğu. Tabii. Savaş Osmanlı için yapılıyor adeta. Osmanlı istese bile savaş dışında kalamazdı. Kaldı ki
Cüneyt abiye ek olarak söylemek istiyorum. Sadece iddiatçı kadrolar değildir Londra'nın, Paris'in, Berlin'in kapılarını çalanlar. Abdülhamit'in de kadrolara giderler. Ya kardeşim, biz savaş dışı kalmak istiyoruz. Biz ki sizin aranızdaki bu tepişmeye, bu debdebeye girmek istemiyoruz. Biz bu işe ulaşmak istemiyoruz derler. Ama ne Abdülhamit'in kadrolarına, onun temsilcilerine, ne de iddiatçılara, ne Paris, ne Londra, ne Berlin hiç kulak asmazlar. Çünkü savaş zaten Osmanlı işi. Karar verilmiş. Yani Wilson doktrini bu değil midir? Tabii. İki imparatorluğun der bitmesi gerekiyor. Tabii. Birisi Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Wilson doktrini de var Amerikan Cumhurbaşkanı şeyinde. İkincisi de Osmanlı İmparatorluğu. Karar Osmanlı'nın yani mecburdu savaşa girmeye. Evet. Ha, savaşa baştan İngiliz ve Fransızların yanında girmek istemedi. Haklıydı. Almanların yanında girmek istememişti. Hayır, başlangıçta tarafsız kalmak istemiştir çünkü. Ama ondan sonra da yapacak bir şey olmayınca Almanların yanında girmiştir. Çünkü yapacak başka bir seçenek, bir alternatif söz konusu değildir artık. Savaş Osmanlı için yapılmaktadır. Ya İngilizlere verdikleri iki tane gemi siparişi var biliyorsunuz. Evet. Onlar teslim edilmez. Parası verildiği halde onlar teslim edilmez Osmanlı'ya. Millet parasıyla yapılmıştır. Tabii. Ve düşün ki hani Almancı falan olsa niye İngilizlere iki tane geminin siparişini veriyorlar ve sonra da alamıyorlar. Biri Sultan Osman, bir de Sultan Reşat mıdır? Yoksa defaten hem Londra'ya hem Paris'e her iki tarafta iddiaçlar da sultan da adam yollamış ve biz girmek istemiyoruz. Biz bu işin dışındayız demişlerdir ama artık işten geçmiştir. Çünkü artık hasta adamın fişinin çekilmesi zamanı gelmiştir. Evet. Bir de şunu da bilsinler. Yani şimdi Abdülhamitçiliği işte şöyle bakıyorlar. Şimdi bu tarih bilinci değil. Bu yani tarih bilinci kazanmaya yönelik değil. Başbakanın yaptırılan açıklamalar. Başbakanın kendi efendim Almanlar Enver Paşa'yı o kadar severlermiş ki Osmanlı coğrafyasında Enverland derlermiş. İttihat Terakki sanki o memleketi yok böyle bir şey. İttihat Terakki memleketi uçurumdan operatör da yıkılmasın diye uçurumda kurtarmak için o kadar gözü kara bir mücadelenin içerisine giriyor. Hatta meşrutiyet ilan edildiği zaman birçok belgede var. Abdülhamid'in bu Bağdat Basra demir yolunu Almanlara yaptırdığı için İttihatçılar başlangıçta onu Almancı diye biraz mesafeli duruyorlar. Onları Almancı diye düşünüyorlar. Abdülhamit de dengeler üzerinde oynuyor. Onun da kendine göre şeyler var ki zaman zaman hani yapmaya çalıştığı... Hayır, kendince başarılı diplomasi yürütmeye çalışmıştır tabii. Ona da hakkını vermek durumundayız. Tabii kesinlikle. Yani... Bu Ermeni meselesi de öyle. Yani İttihatçılar bakıldığında işte bilmem tehcir, bilmem işte Ermeni bilmem soyunu yok etti falan. Çok açık, bütün tarih kitapları, bütün veriler onu gösteriyor. İttihatçılar iktidara gelirlerken Ermenilerle bayağı yakın ilişkiler içinde. Tabii canım, içinde de varlar ayrıca. Desteğini alıyorlar, içinde varlar. Ondan 1913'e sonra, kadar değil mi, seçiminde kadar Ermeni milletvekilleri var. Kaldı esas... ki 1902'de Jöntürk Kongresi'ndeki 47 delegeden aralarında çok hatırı sayılır miktarda Rum, Yahudi, Kürt, Arnavut ve Ermeni var. Evet Cüneyt, senin lafın kesildi galiba. Esas orada yani bunlar şunu söylemeye çalışıyorum. Dünyadaki bütün şeylerde yani Fransız ihtilaline bakıyoruz. Yani bizdeki gene bu saçma sapan tarih. Efendim demokrasi iyi işlemiyordu falan. Sanki şeymiş ki bu demokrasi anasının karnından doğacak. Ondan sonra da 100 metre koşacak bir şey, aslan gibi, çocuk gibi. Yani bütün bu sonuç olarak bütün demokratikliğe Fransız ihtilali nereden patlak verdi? Vergi toplama dolayısıyla insanlar bir araya geldiler. Ondan sonra bir daha dağılmadılar. Bambaşka bir şey ortaya çıktı. Bilmem. Değil demokrasiyi mi? Kurma dedin. Adı Demokrat Parti olan demokrasiyi daha başlarken katletti Demokrat Parti kendisi yani. Dolayısıyla yani Türkiye'deki o demokratik devrim süreci pek çok iç ve dış etkene bağlı olarak gelişmiştir. Kendi özgünlüğü de oradadır zaten. Bunu kendi koşulları içinde değerlendirmek gerekir. Doğrusu da budur. Başka hiçbir çare yoktur yani. Evet. Yani diyorum ya, bunun şu arada ben birkaç mesaj daha geldi. Evet. Onları bir okuyayım. Belki içinde sizin açıklayacağınız şeyler olabilir. Bir okuyucumuz diyor zaman zaman. izleyicimiz Osman Yüksel. Bir devrim kırılma noktası şeklinde nasıl betimlenir anlamıyorum. Saygılar. Bizim neydi kırılma noktası Paris Konferansı'nı falan o şekilde ifade ettim. O, tarihimizin kırılma noktası. Tarihimizin bir kırılma bu noktası. Kırılmayı bir de çok olumsuzluk gibi algılanmaması lazım. Kırılma deyince olup dökülme değil. Yani bir değişim, bir dönüşümün canım, temel dönüşümü. 1990'da Soğuk Savaş'ın bitmesi de bir kırılma noktası. Tarihsel düzlemde o. İngiltere konaklamanız için
büyük fırsat, vatanseverler sizi izliyor da Hollanda'daki vatanseverler izlemiyor mu? Başarılar, saygılarımızla. C. Kamisoğlu mobil bağlantıyla yapılmış. Elbette sizler de izliyorsunuz. Biz de nereden izleniyorsa o mesajı okuyoruz. Çok teşekkür ederiz Hollanda'dan bizi izlediğiniz için değerli izleyicimiz. Bir başka şey, iyi geceler Adana'dan Halil İbrahim Koç. Değerli o konuklara ve sizler Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam adlı dev eserinde Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki ile ilgili cemiyetin bir kongresinden fikirlerini sormak istiyorum diyor. Evet. Söz konusu eserde cemiyetin ikinci kongresinde Mustafa Kemal'in cemiyetle ilgili bir tezine değiniliyor ve cemiyetle ilgili fikirlerinin toplamı şu şekilde sıralanıyor. 1. Cemiyetin bir siyasi parti haline getirilmesi. 2. Ordunun politikaya karışmaması. Mustafa Kemal'in meşhur tercihinizi yapın hikayesi. 3. Cemiyetle masonluk arasındaki bir ilgi kalmaması. 4. Cemiyetin içinde eşitlik olması. 5. Hükümet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması. Bu sıralanan fikirler arasında üçüncü maddenin acizane kanaatimle, yani cemiyetle masonluk arasındaki bir ilgi kalmaması maddesini kastediyor. Kanaatimle özellikle değinilmesi gereken madde mahiyetinde olduğunu düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Cemiyetin gerçekten masonlukla bir ilgisi var mıydı? İyi yayınlar diliyorum. Şimdiden teşekkürler. Demin biraz konuştuk ama Cüneyt, sen ondan birkaç kelime daha onunla ilgili söylersen yani iyi olacak. Ben bir son bir şeyi de okuyayım ondan sonra dur. Esen Zafer diye bir izleyicimiz. Sizleri ve telefonla katkıda bulunan Sayın Hocamız Erol Bey'i derin bir saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Halkımız bugün yaşananlara isyan edenler dahi medyanın kendilerine açtığı yalan kampanyaların önüne kilitleniyor ve öfkeleniyorlar. Ve Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği bu tayin edici söylemler ne yazık ki arada kaynıyor. Bunun altında yatan felsefe anlaşılamıyor. Bilgi sahibi olmadan bunu anlamakta bu bilgi kirliliği dünyasında kolay değil. İşte sizin bu tarihe ele alışınız bizlere çok değerli bir hizmet. Umarım bu eşsiz hizmeti alacak kesimleriniz olur. İttihat ve Terakki günün değişik saatlerinde yayınlanırsa çok aydınlatıcı olur. Bu arada görüntüler gerçekten harika. Lütfen konferanslara anlatın bunları. Ben Adapazarı'ndayım ve buraya o kadar çok yandaş ve yalancılar gelip konferanslar veriyor ki şaşarsınız. Sakarya bölgesinde resmen ayrı bir gerici havzası oluşmuş durumda. Sakaryalılar alınmasın ama bu Sakarya'nın geçmişinden beri vardır bu iş, biraz böyledir Kurtuluş Savaşı döneminde de. Sizler gibi aydınların buralara gelmeleri gerekiyor. Çünkü burada televizyon kanallarında Mehtap, Samanyol, neyse isimlerini geçeyim, Kanal 5 gibi insanın dudaklarını uçuklatacak kanallar. Arabistan'da gibiyiz. Bu nedenle konferanslara ihtiyaç var. Aksi takdirde bu bölgeler mandacıların kaleleri olacak. Tekrar teşekkürler, selamlar. Esen Zafer, doğrusu beni de diğer arkadaşlarımı da çok duygulandırdığınızı zannediyorum. Çok önemli saptamalar. Sizin gibi insanların orada varlığının olması bizim geleceğimizle ilgili ve bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir güvencedir. Çünkü bu İttihat ve Terakki dağılıp kaybolduğu zaman bile başta söylediğimiz gibi en sonunda Kurtuluş Savaşı yeniden yapılabilmişse o dağılmış bölgelerde o insanların varlıklarıyla müdafaa-i hukuklarla ortaya çıkmıştır. Başka alanlarda mutlaka bir yerde bazen bir manavdır, bazen bir askerdir, bazen bir kaymakamdır, bazen bir diş hekimidir, doktordur ama Anadolu'nun her tarafına dağılmışlardır. Sonra da müdafaa-i hukuklar oluşturmuşlardır. Bu arkadaşımız da adeta bir müdafaa-i hukuk temsilcisi gibi Sakarya'da duruyor. Bu önemli bir güvencedir diye düşünüyorum. Demin arkadaşımızın de söylediğine biraz açıklayalım. Evet. Ondan önceki arkadaşımız da çok önemli katkılarda bulunmuş. Hakikaten Mustafa, hem o hem de Mustafa Kemal Atatürk, demin Barış söyledi ya, yani ikinci meşrutiyet tam bir laboratuvar. Laboratuvar demek bir şeyler yapılıyor, deneyler yapılıyor. Bunlardan bazıları başarıya ulaşıyor, bazıları başarıya ulaşmıyor. Onlardan bazı sonuçlar çıkarmak lazım. Hataları tekrarlamamak lazım. Mustafa Kemal öyle anlaşılıyor ki o laboratuvarı çok dikkatle gözleyen bir gözlemci. Ve hakikaten İttihatçıların yaptıkları hatalar da var tabii. Bütün onlardan dersler çıkartıyor. Mesela hakikaten İttihatçılar zaman zaman suikastçilik yapıyorlar. Ondan sonra zaman zaman tetiş hareketlerine
başvuruyorlar. Meşruiyet. Yani bunun en önemlisi Bağbali baskını. Tabii. Bütün bunlardan ders. Ordunun siyasete karışması çok kötü bir şeydir. Balkan Savaşı'nın büyük dersi budur. Ama buradan mesela bugünkü politikacıların çıkardığı sonuçlar, ordu bilmem kışla, hayır efendim, ordu aynı zamanda anayasanın bekçisidir. Bütün kurumlar gibi, yani üniversite anayasanın bekçisidir. Ondan sonra bilmem yargı bekçisidir. Bizim gibi vatandaşlar, herkes anayasanın bekçisidir. Bu efendim, vay sen bunu söylüyorsun. Tabii söyleyeceğim kardeşim. Onun için ama bu şu demek değildir. Hakikaten Balkan Savaşı'nda olduğu gibi bir komutanın yaptığını öbür komutanın bozması, bilmem siyasi çekişmelerin girmesi, siyasi hesapların karışması çok kötü bir şeydir. Onun için ve bu dersi almıştır ki iddiaçılar, Çanakkale değil mi, ağırlıklı olarak mektepli subayların ön planda olduğu bir savaş olmuştur. Yani mektepli alaylı çatışmasının orduya vermiş olduğu zararı görmüşlerdir. Gerekli derse çıkarmışlardır ve ondan sonra mektepli subayların önü açılmıştır. Çanakkale'den itibaren ağırlıklı olarak değil mi, milli mücadele kadroları hep mektepli subaylar öncülüğünde savaş vermiş kadrolar. Barış, mektepli subayların önleri açılmamıştır. Mektepli subaylar önlerini açmıştır. Tabii, ezde kendileri gelmişlerdir. O Osmanlı paşalarını açmıştır ki paşaların hepsi de mektepli de değildir. Paşalık biliyorsun, bir yerin toprak sahibi de olarak da verdiğin zaman da paşa diyorsun. Sivil paşalar var. Zaten Mustafa Kemal'in sonra general dedirtmeye çalışmasının nedeni de odur. Yani o kadar çok paşa var ki, bizde hani amiyane deyim, rütüye girmese deyimine bilmem, bizim halkın bir deyimi vardır. Ulan nereye şey yapsan paşalar derler. Ona yani benzeymiş bu iş yani. Eşref Ayhan Mütegalli Bey'e paşa demiştir neredeyse. Yani adam Osmanlı'ya baş kaldırmış, orada olmuş, sikkesi sultan olmuş. Aynen öyle. Şey yapmış, gidiyor, Osmanlı onunla anlaşmanın bir tek yolu var, onu paşa yapıyor. Dünün isyancısı, çetesi, eşkıya adamı paşa yapıyor. Onu güya orada hale getiriyor. Enterne ediyor diyelim ya da nötralize etmeye çalışıyor. Başka bir şey var. Yine bizim liberallerin aklında bulunsun. Hamidiye alayları denen olayın ne olduğunu biliyorlar mı? Aha. Hamidiye, Sultan Hamid'in adından dolayı konulmuş bir şey değil. Hamidiye alaylarının sonra oynadığı rol de bellidir. Evet. Onlar da kendilerine göre şeyi vardır. Yani biz istiyoruz ki tarihe bakarken bir tarihsel bilinçlerini geliştirsinler. Tarihsel kinlerini arttırmasınlar. Doğru bilinçle baksınlar. Nesnellikle baksınlar. Tarihsellik yok bunlarda Mehmet abi. Tarihsellik yok. Bugünden geriye doğru bakarak yargılamaya kalkmasınlar. Hangi Burjuva devrimi, hangi batıdaki hangi ordu bir sınır çizmiştir, kendine bir vatan oluşturmuştur. Evet. Bu toprağın kendine göre özellikleri var. Bu ordu parçalanmış bir imparatorluktan cumhuriyeti kurmuştur. Parçalanmış bir imparatorluktan bir sürü bozgunlardan sonra geçip yapılmıştır. Çanakkale'de de direnebilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın ön sözünü yazmıştır. Ayrıca orduyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Dünyanın başka bütün dillerinde ordu silahlı kuvvetler, yani military isim, yani silahla düşüp kalkan insanlar. Türkçe'de ordudur. Ordu düzen demektir. Evet, yani bütün şeyde, Türk tarihi içinde öyle bir özel bir yeri var. Yani o düzeni, o şeyleri, bu milleti çekip çeviren, bu kavmi çekip çeviren başlıca güç olarak. Bu coğrafyanın özelliği. O coğrafyanın özelliği yani. Evet, böyle zamanımız da doluyor. Galiba bir iki mesajımız var, onları da okuyayım. Sonra da siz de son sözlerinizi, daha doğrusu bu programla ilgili söylenebilecek son şeyler düşünün. İyi yayınlar demiş Recep Tekin. Soru: çadırı yanlış yerde mi kurduk? Parantezi Anadolu ünlem işareti koymuş. Şey mi acaba, Balkanlar bizim vatanımızdır diyor İlber. Bu iddialı ortayla bir tez. Bu konuda ne düşünüyor yorumcular? Saygılarımla Recep Tekin. Biraz önce size yönelttiğim soruya umarım cevap alırım. Bugün ülkemizin yaşadığı sıkıntıların tamamının ardında sorduğum sorunun, çadırın yanlış yerde mi kurduk olduğu yolunda ciddi tezler var. Evet. Gelecek perspektifi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İyi yayınlar. İkinize de sormuş olsun. Evet. Hemen bir kısa süre verelim. Bu arada hemen peygamber gönderen adı da İttihatçı Mustafa Kemal'den madeni parayı almayı deniyor. Mustafa çok özür dilerim.
eksik çıkmış. Recep Özdemir Mersin, tamamını okuyamadım ama sizin mesajınız olarak alıyorum. Bir peygamber adı Muhammed Mustafa, Mustafa, Mehmet, Ahmet hepsi evet. peygamber adından gelir. Ama tamamı çıkmadığı için tamamını okuyamadım, kusura bakmayın. Recep Özdemir, teşekkür ederiz Mersin'den. Peygamber Mustafa'nın Mustafa adı da itaatçı. Mustafa Muhammed Kemal'den madeni parayı almayı deniyor diyor. Gene bu yazıda bir tuhaflık var, çıkmamış tam. Onu da şey yapıyorum. Samsun Hayatı sayın katılımcılar, şu anda okuyorum. Samsun Hayatı sayın. Samsun'dan Hayatı sayın katılımcılar, şu anda okuyorum. Vahdettin'in damat Ferit'i Sevri'de alalım, açalım, saygılar. O kadar zamanımız yok. Bizim programımızın içerisinde oraya kadar gündem bakımlarına gelemeyecektik ama demin ilk okuduğum şeydeki arkadaşın çadır sorusu zor bir soru. Gerçi nedir? Silivri'de evet. de çadır. Çadırımız var, biliyorsunuz onu. Silivri çadır. Bu arada Hıdır Okkaya da benim evet. Çok eski arkadaşımdır. Oranın çadırın yolluyor. Muhtarına evet. da evet. buradan bir selam gönderelim. Gerçek dirençle uzun süredir yapıyor. Evet. Ne kadar ilginç, Hıdır Okkaya'yla 12 Eylül faşizminde, bu faşist generallerin şeyinde, ah bu generaller diyeceğim şimdi de hadi geçeyim onu bir tarafına. Biz Hıdır Okkaya'yla Otağı Humayın'da son sorguda gözlerimiz bağlı olarak beraber bizi arabadan indirdiler. Evet. Ayırıp sonra sorgular yaptılar. Ona Hıdır'a da buradan selam gönderiyorum tekrar. Hıdır Okkaya eski bir işçi temsilcisi arkadaşım. Evet, bizim sınıftandır. Amele taifesinden. Ne güzel. Şimdi çadır sorusu... Aynı zamanda DİSK'in üyesidir. Biz DİSK'in işçileriyiz aynı zamanda. Siz eski dostlar. Çadır sorusu zor bir soru. Girdik mi nasıl çıkacağız onu da bilemiyorum. Yani kısa ama bu bir gerçekliğimiz. Şeyi mi kastediyor arkadaşımız? Yani hakikaten mesela ilginç olan İlber Ortaylı ısrarla şeyi söylüyor. Balkanlar da bizim ana yurdumuzdur, vatanımızın bir parçasıdır diyor. Ağırlığı oraya mı verseydik diyor. Onu soruyor galiba. Onu söylemek istiyor. Ama işte oraya vermişsiniz ama nesnel orada savaşmışsınız. Nesnel koşullar belirleyicidir ama o bizim yani, gönlümüzden geçen bir şey değildir o. Yani Mustafa Kemal'in gerçekçiliği de burada. Aynen. Tabii. Hatta annesinin ünlü şeyi vardır ya, o Rumeli çivesiyle söyler. Ve çocuğum der bu kadar şey yaptım madem çünkü Selanik'i alıverseydi diye söyler. Evet. Böyle bir yani, Rumeli çivesiyle. Mecliste Selanik'ten vazgeçilirken, Musul'dan vazgeçilirken sadece duygusal sahneler yaşanmamıştır. Çok sert tartışmalar da yaşanmıştır. Tabii, ama işte müthiş. Mustafa Kemal'i büyük devrimci, büyük önder, büyük komutan yapan unsur odur. Nerede duracağını bilmesidir ve zamanlamasıdır. İnanılmaz bir gerçek. Yani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimalini görmüştür Mustafa Kemal. Evet. O yüzden hani bu çadır belki bizim gönlümüzden kopan bir şeydir. Yani bizim Trakya kökenli yurttaşlarımız değil mi? Suyun öte yanından gelenler çadır orada olsun derler. Biraz benim gibi Kafkas kökenli olanlar da ya çadır daha doğuda da olabilirdi değil mi? Üzil'in neft başkenti derler Bakü için ama evet. Bu çadırlar bizim gönlümüzle alakalıdır fakat tarihin nesnel koşulları belirleyicidir. Evet. Ve Mustafa Kemal'in inanılmaz gerçekçiliğiyle evet. bu Misak-ı Milli'ye belirlemiştir. Hatta ki Misak-ı Milli ile ilgili ettiği laf da ünlüdür ya. Misak-ı Milli çizilmiş bir sınır değil, gönlümüzdeki şeydir diye aklımızda, kolumuzdaki de. Bizim vatanımız. Evet, son bir Cüneyt bir cümlen varsa yoksa yok. Daha çok konuşacağız öyle anlaşılıyor. Evet. Dediğim gibi değerli izleyiciler, programımızı tamamladık, zamanımız da doldu. Biz burada bir sohbet eder, bir tartışma yaparken sizlere biraz daha ufkunuzu açmaya yönelik bir çabaydı. Yoksa bir İttihat Derki, bir koca tarihi bu şekilde anlatmak değildi. Ama programlarımızda yine belli bir tırnak içinde söyleyeyim en azından çok iddialı olmamak için bir tarih bilinci yaratmak, bir merak yaratmak ve de çarpıtılmış tarih anlayışını önlemek için bu programları yapıyoruz. Bir başka programda başka bir konuyla ilgili galiba biraz sonra onlara da gireceğiz. Bu istiklal mahkemeleri ve benzeri şeyler de habire tartışılıyor. Onlar neydi? Onları da tartışacağız ileride. Ben bu saate kadar bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi cumartesi gecesi aynı programın aynı saatte tekrarı var. Hatta 12'ye çeyrek kala, 12'ye 10 kala başlayabiliyor. İzlemeye devam edip ama ertesi gün işi olduğu için yarım bırakanlar varsa cumartesi gecesi de izleyebilirler. Ben de size buradan iyi geceler diliyorum. İki değerli arkadaşıma, dostuma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni programda görüşmek üzere diyorum.
Yaşasın Osmanlılar, yaşasın şanlı ordu. Yaşa vatan çok yaşa, yaşa millet çok yaşa. Yaşasın Osmanlılar, yaşasın şanlı ordu.